Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Elhamdülillah. Bugün davamız çok iyi, şükürler olsun. Bir kere usul bakımından Allah'a hamdü senalar olsun ki bu dersi nasip etmiş. Bu derse çıktık. O için davamız iyi elhamdülillah. Hiçbir şeyin moralımızı bozmasına müsaade etmemek gerekiyor. Senin elindedir. Hususi dünyandır. Değil insan etkilenmesi, insan kainatı bile etkiliyor. Nefir ruh eder, nefir ruh kainata öfler. Kainat ya adaveti için atar, ya muhabbeti için atar. Kainata elbise giydiren bir mahluktur. Allah İnsanın bedenine nefi ruh edip ruhundan öflemiş ruhunu ve bu olmuş. İnsan da kainata kendi ruhundan öflüyor. Kainat diriliyor. Hayali mayali değil bu işler. Bedeni misaliler var böyle. Kainat ya ağlar ya güler. Ya kainata davet eder birbirlerine ya da muhabbet eder. Bunun sebebi sensin, kayyumu sensin, ayakta tutan sensin, üfleyen de sensin. Ha, varlık. Bunu çok güzel anlatıyor 89. sayfada. Bunu böyle girdikten sonra şey için söyledim. Hakikaten moralim çok iyi dedikten sonra moralin kötü olmaya pek şansı yok. Çünkü komut verdi. Hayal mi bunlara libas giydiriyor? Bir hayal libas giydiriyor. Sihri beyan yani. İçi sihri beyanı. Mesela içine de tasavvur koyuyor. Libası hayal. Hayal sistemdir, aynadır. O hayaldekileri tahayyül yapıyor. Rüyet gibi oluyor sanki abi. Mevcudat. Evet. Ondan zaten senin rüyetin oluyor. Şimdi bak bir daha. Şu mevcudata nefi ruh edince sen buna elbise giydirdin mi? Bu mevcudatı bakarken aslında sensin. Gözüken de sensin, gören de sensin. O fena fillah olunca kendi bu, kitabını okuyorsun. Yani kendi kitabını okuyorsun. Kendi kitabını. Yok. Mesela fena fillah olduğu zaman kişi kainatı bir öfürüyor. Ruhunu görünce, ruhunu görüyor kainatta. O ruh da Allah'a öflemişti. Allah'a görünce her şey odur demeye başlıyor. Anladınız mı bunu? Bir daha anladınız mı? Şimdi fena fillah olmuş yani, kemal bulmuş bir insan. Ey nefis, mutmain olmuş nefis, ben senden razıyım, sen de benden razıyım. Git var ya, nefsi mutmain olmuş bir nefis diyor Kur'an'da. Ey mutmain olmuş, emmaneden çıkmış, levame muhlime mutmaine, raziye safiye. Adam geçmiş, tamam iyi dinle, bu usul bakın. İstah gibi diyor. Nefsi emmaneden çıkmış. Mülhime, mutmainet, tamam mı? Safiye, raziye geçmiyor. Razi olmuş. Razı olmuşum senden diyor, tamam mı? Böyle. Bu arada şey, çok soru soruyorlar. Ben her soruya cevap veremiyorum ama hayır gelip söyleyeyim. Abi vefat edince insanın nefsi nereye gidecektir? Haşir meydanında her şey açığa çıkacak. Cehenneme gidecek, cennete gidecek. Nefis yedidir. Nefs emare, levame, mülhime, mutmainet, raziye, safiye inkılap edince seninle beraber olacak. Şimdi levame mulime mutmaine raziye safiye inkılap etti mi bir insan? Öflüyor. Kainat elbise giydirdi mi? Bir bakıyor ki kainatta mutmain bir nefis. Nefse var yok ki. Ki ruhundan öflüyor. Kainat ruhlanıyor. Benim ruhum da ruhundan öflemişti o. Ruhumdan ruhumu öfledi. Ruhumdan da ruhumu öfledim. Güneş, aynadan ayna olursa bir bakıyor ki hoş geldin. İkinci sözdeki gören kişi mesela. Evet, kendi şeyinde diyor. Sekizinci sözdeki. Evet, kendi nazarında bir memleket, fena memleket, kendi nazarında. Bu cihetle cennetten üstündür dünya. Yoksa Adem Aleyhisselam yemek için, elma yemek için, nesil çoğalması için buraya gelmedi, o da olurdu. Cennette nesilde olur. Yemeğin en kralı var. Gezmenin en kralı var. Neyi geldi buraya? Allah haşa zulmeder mi?
Zalamin lil abid. Allah zalimine, kulların üzerine zalim değil. Neyi getirdi? Bu işte kardeş, anladın mı? Nefi ruh ediyor, nefi ruh ediyorum. Halifedir. Halife ne demek? Temsilcisidir. Resulullah'ın halifesi değil mi dört halife? E biz de benim halifemdir diyor meleklere insan için. Bana affedi, ben de öflüyorum. Kendisini unutmuş. Olmuş olmuştur, olacak olacaktır. An olmadığı zaman gözüken odur. Kim? Ruhunu öflemiş, elbise giydirmiş. Hangi elbise? Giydirileni giydirmiş. Yansıyanı yansıttı. Yansıyanı yansıttım. O zaman oraya bakıyor, tepede güneş var. Bunu da güneşi görmüyor, bunu da görmüyor. Orayı, sırf orayı görüyor. Evet, bu o değildir ama gayrı de değildir. O zaman odur demiş. Anladın mı? İman nazarı ya da iman gözlüğüyle mi bakıyorsun abi yani? Başka neyle bakacak? O başka imanın kemal mertebesi. İman enerjidir, mahluktur, realitedir. Bunu diyene kadar diyor, senin o bahsettiğin canip var ya, Osman, oradan birisi, o oralardan birisi. Yani ben mahluktan önce deyince en tepkiyi ben vermiştim dedi. Sonra baktım korkutun öyle bir şey oldu. Elbise bile giydiriyor diyor. Suret kanuniyeti. İmanın sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti gitmiş. Mahiyeti dersen mahiyeti Allah'ta, o mahluk değil. Hakikati esmada. İmanın kanuniyeti insanda, imanın karşılığı da sureti burada. Eylem, peki bende nedir sureti? Eylemseldir. Namaz kılmak vesaire imanın suretidir. İşaret hocası diyor ya şapka falan, imanın suretidir işte. Şimdi böyle bir giriş yaptıktan sonra müsaade etmiyoruz kardeşim oranımızın. Gelmiştir ve geliyordur, giden gidiyor ve gidecektir, vefat eden de gidecektir. Ölmeyenler ölecektir. Ölenler ölmeyecektir. Onlar orayı burada yaşadıkları için onlar için terhistir. Tebdili mekandır, tahvili vücuttur, itlak-ı ruhtur. Ölen ölmeyecek. Neyi ölecek ki tabi? Ölmüş zaten. Burada orayı yaşıyor. Hatta bu dersleri dinlemeden seni cennete koysalar gafil, cennet sana. Sonra bunu anlatılsa cennette vay böyle böyle, orası sana cehenneme döner. Gafur abi de bir günah işleyip tekrar geri gelir. Elmayı kapatacağım. Sırf buraya gelmiyor. Nasıl bir elma idiyse hayal yeri açılmış. Elma kopartma ile, yani bir meyve yeme, hayal yeri niye açılsın? He, neymiş o meyve acaba? Hayal yeri açan, onun üstünü kaldıran. Hadi bakalım, şimdi meşveret size. Gafur abi de bir şey var ya, Hasan abi. İlk zamanlar İdris Aleyhisselam gibi bir girsek çıkmayız diyordu. Evet. Şimdi geri gelirim diyor. Geri gelirim diyorum tabii. Öğrendikten sonra İdris Aleyhisselam ya o kadar kafa yapacağım bununla ki var ya. O kadar kafa yapacağım ki var. Sen ne kaçırdın? Ne kaçırdın? Tahayyülleri, tasavvurları kaçırdın. Aman. Bu tahayyül değilmiş. Hayal değilmiş. Akşemseddin'i tanımadım. Neler kaçırdın? Allah Allah. Hele şimdi tasavvura da girsek var ya. Şimdi teklif edeceğim size. Şimdi ben bir baktım benim hayatımın sürecinde böyle bu serbest bölgeyi bilindikten sonra ehli dalalet hücumu çok oldu. Hiç yakamı bırakmadı. Bu benim tarihte belki olmaz ama inşallah gelecek kuşaklarda Risale-i Nur zaten okullarda ders kitabı olacağını Üstad söylüyor. Tabii bu çalışmanın üzerinde, Risale-i Nur'un üzerine hazır bir çalışma olarak görecekler malumlar. Ve bu serbest bölge ve insanlığın serüveni gibi dersler de psikolojiye zemin teşkil edecek. Çünkü Freud ve türevleri şöyle demiş, akıl son mertebedir, üsttür, tözdür, özdür. Şimdi akıl asıldır, bu bozulursa tamam, bunun daha üstü yok ki düzeltsin. Bu sondur. Yani, ama İslam'da ise dimağda meratip var, akıl bir alettir, onun üstü var daha. Ne imkanı veriyor bu söz? Akıl bozulursa üstte bir makam var, usta var. Bu usta yapamasa usta, o usta yapamasa usta yapıyor. Dolayısıyla şimdi mesela akıl bozuldu, aç çöpe tıptaki şey. Ama tedavisi mümkün. Nasıl tedavisi? Üst bilimleri aktif ederek.
aktif yöntemlerini kullanarak onu bloke edebilirsin veya blokeden çıkarabilirsin. Ona bir örnek veriyorum, konumuz bu değil. Mesela bloke olmuş bir dima cinler tarafından, şeytanlar tarafından ayet-i kerimeyle blokeyi kaldırabiliyorsun. Tam tersine seni bloke eden enerji enerjine dönüştürülebiliyor. Bu mümkündür. Kısmen ben saldırıya uğradığım zaman mazide eskide Almanya'da imamlık yaparken ben buna şahitim. Kendi hayatımda da şahitim. Muhatap olduğum için de şahitim. Tamamen senin gücünü alıyorsun. Yani işini bitiriyorsun. Ama yeter ki bil ve dirayetli ol, korkma. Vesaire. Şimdi size teklifim var. Havamız iyi değil mi Erdinç? Elhamdülillah. Çok iyiyiz bak. Hakikaten çok iyiyiz. Uzun değil söylemiyorum. Bir kere nefi ruh ettin. Bunu anladınsa zaten kötü olmaya şansı yok bugün. Ne anladın bak. Bu başlangıç var. Öflenilenle öflüyorum. Ve gözüken o oluyor. Böyle bir ruhla bakarsan. Ve bu ruh hak ediyor onu görmeyi. Hak ediyor. Yani lemamel mulhime. Allah bu dünyada ona söylüyor. Ey nefsi raziye. Ey nefsi mutmain olmuş nefis. Ben senden razıyım diyor Allah. Vedhuli. Ya. Ondan sonra git cenneti, cenneti. Fethuli fi ibadi, fethuli cenneti değil mi bak? Ey razı olmuş. Ya bu dünyada kardeş bu işler. Bu dünyada. Ölüm de bu dünyada, dirilmek de bu dünyada. Şey gibi oldu ya, Gafur abi atmıştı. Kamerayı çekiyor, çekeni çekiyor, onu çekiyor. Hı. Cenab-ı Hak da o şekilde hem kendi görüyor, gören de görüyor, ondan görüyor, diğer zihşurla görüyor. Acayip değil mi? Kaç kanaldan görüyor değil mi? Çok garip ya. Aslında hep o da kendini seyrediyor. Aynen. O şu anda konuşturtan da, hissettiren de, huzuru koyan da içimize odur. O şeyin sahibidir ki bizi kendisiyle meşgul eden onun zat ve sıfatı ve yarattığı mevcudatın zerratı ve mürekkebatı ve mürekkebatın itibari ve nisbi hakiki adedince hamdü senalar olsun. Amin. Zerratiha ve mürekkebatiha ve tesbihatiha. Ben bir şey de ekliyorum. Mürekkebatiha itibari ve nisbi adetlerince de. İftihar ve memnuniyet duyuyorum. Oh, Allah'tan değil mi ya? Allah'tan iftihar ediyorsun ya. O da ediyor. O da ediyor. İftiharımdan iftihar ediyor. Beni anarsanız ben de sizi orada anarım diyor. İftihar ve memnuniyet mukaddesesi olacak. Şimdi şöyle. Yeni de başlıyor. Şimdiye kadar saymıyor saati. Tahayyül okuyorduk. Okuyoruz. Tahayyülle hayal beraber gidiyoruz. Bir iki tane tahayyül, bir iki tane tasavvur. Hayal. Hayal, tahayyül, hayal. Diyorum ki daha bitmedi. Tahayyül ve hayal 10 tane oldu. Değil mi? 11. Şimdi bugün 11. Diyorum ki bu ortadayken şöyle bir kuralımız şey yapıyordu. Bitince ona geçiyoruz. Onu da buna bakıyoruz. Diyorum ki size teklif. İkisi de açık. Bakın. Defter açık önümde. Diyorum ki şu anda göbekten bir tasavvur gireyim. Tasavvurla tahayyüle hayale bakalım. Yani külli ve zengin bakışımız olsun. Yeni bir yöntem bu. Hiç denememişiz. Bir konu bitmeden ötekisini sokmuyorduk. Tasavvuru da böyle bir sokalım diyoruz. Tamam. Sonra o tahayyül bakışımızda, hayali bakışımızda tasavvur. Sonraki inşallah yaşarsak sonraki derslerimizde tahayyül ve tasavvur harmanlığıyla tahayyüle bakacağız. Tamam. Nasıl diyorsun? Tamam. İkisi de. Zaten böyle bir bugün yaparız. Bak. Zaten güzel oluyorsa devam, farklı olduk. Döneriz, tahayyülü bitirir, tamam. Döneriz. Peki ben şimdi şeyi kapatıyorum şöyle. An ikinci mertebesi. O şeyi attıklarınız çarşamba grubunda mı? Attı, çarşamba ve dima attım. Belki dimada olmazlar. Çarşamba olurlar, çarşamba da olur, dimada olur vesaire. İki tarafa da attım. Ama birisi var ki hiçbirisinde yok, ona özel attım. Ya, özel olduğu için. Özel. İdare edeceğiz yani. Aramızda. Var öyle özel. Öyle vardı öyle. Benim gibi özürlü.
özürlüğün insanlar var ya. Gruplara sığamıyor abi. Bir tanesi bana dedi ki, gruplara sığamıyor. Sen dedi, kafadan fıtık, fıtık, fıtık olmuşsun dedi. Kafadan. Fıtık ameliyatı olacaksın sen. Kafadan. Kazdırdım birisine. Kafada fıtık var diyorsun. Kafa fıtığı diyor. Nereden çıktı? Nereden çıktıysa. Bana hiç kimse böyle felsefeci dediler. Tarikatçı dediler. İkisi de zıt yani. Felsefe dediler. Olan felsefeciysem tarikatçı olamam. Nurların tarikatçısı diyor. Olan tarikatçısı. İyi elhamdülillah. Her şeyiz. Herkes hakkımızı helal. Yani ne derlerse desin yani. Allah yeter ki bir şey dediği zaman. Doktor bana bir şey demesin, başka bir şey istemem. Çünkü Mehmet'in hepiniz bana bir şey demez, bir şey ifade etmez. Ama şu doktor dese ki sen kafadan eksiksin, artık Türkiye'de hiçbir resmi iş yapamam. Tamam mı? Rapor verdi mi kafadan eksiksin? Tamam, hadi bakalım. Şöyle o zaman şunu sileyim. Şimdi sildim. Tasavvur tefaül babındandır. Ziyadeli mastar ne demektir? Onu okuyayım. Bir şeyi zihinde şekillendirmek, bu lugat. Tasarlamak, düşünce, tasarı, arzu. Tasavvurat, tasavvurun cemidir, tasavvurlar demektir. Şimdi bu çok önemli şu anda okuyacağım cümle. Kişinin, bakın bana, yaptığı bir şeyle oraya yüklemek, onlara yüklemek, şunlara yüklemek değil, kendine yüklemek, yaparken kendine dönüştürmek. Bu tasavvur ve tahayyül, tefaül babı demek. Kendine döndürmek. Şu tefaül yanlış mı abi? Arapçası yanlış yazılmış sanki. Niye? Elif var mı? Orada yok. Nerede var? Ayından sonra elif yok. Tefaül. Ha, orada sizin elif yok mu? Yani sizin yazdığınızda yok. Var var var. Defterdekinde ha, lam evet. Var direkt. O zaman. Hangisi doğru veya? Tabii yok, elif olacaktı. Ha, bu şey elif yok burada. Ben de diyorum ki. Ama elif nasıl olur ki? Teffe. Bu olduğunda elif uzatır mı? Teffa olurdu, a olurdu. Defterdeki doğru abi sanki ya. Evet evet, orada şey yok. Elif olmaz. Ha, olmaz, teffe öyle olacak. Zaten ötürü, Latincesini ötürü. Yazdık ya. Elif, şuradaki elif olmayacak. Değişir çünkü, böyle çok yakın baplar var. Tabii tabii, çok olur. Acaba bununla yazılmaz kaldı. Tamam mı? Hareket. O zaman burada mı abi? Çalışıyor. Evet, ben de diyorum. Afiyet efendim. Şimdi kişinin kendi üzerine dönüştürülük yapar, kendi üzerine ceyran eden, tamam. Şimdi burada bir izah, çok ilginç bir izah. Ama biraz da belki itiraz edeceksiniz. İlk önce ben ettim. Bak, nefsül emirdeki hayat-ı tekviniyeleri. Hayat-ı tekviniyeler, görüyor musunuz abiler? Hayat-ı tekviniyeler, aya, a. A olunca elma, armut, tamam bunlar. Aya. Evamir-i tekviniyesi bunların arka yazılımları. Bak, nefs-ül emir, varlığın kendisi, emir alemi. Nefs-ül emirdeki hayat-ı tekviniyeleri, alemimizde vücut, bak. Alemimizde vücut ve Adem'e olacak. Adem'e dönüştüren... Adem'e mi, Adem'e mi? Adem. 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 Uzatmadan demeniz lazım. Ha, Adem. Adem. Artık idare edin. Adem. Şöyle diyeceğim. Adem. Alıştık ya Adem peygamberi falan. Hep vücut. Adem. Adem'e dönüştüren tahayyül ve tasavvurlarımızdır. Yani...
ayat-ı tekviniyeleri, şunları işaret ediyorum. Ayat-ı tekviniye, bunu alemimizde Adem'e ve vücuda dönüştüren sistemdir. Bu tahayyül ve tasavvurumuz. O zaman tahayyül ve tasavvurlarımız sıfat-ı zatiyeden olan tekvini sıfatın ilk mazarı tahayyül ve tasavvurlarımızdır. Tekvini sıfatın ilk taayyün ettiği insan aleminde, insan aleminde tekvin sıfatının insanda aktif olduğu ilk taayyünüz evvel. İlk taayyün insanın tahayyül ve tasavvurunda oluyor. Çok tuhaftır. Gittikçe göreceksiniz yazıyı. İnsanda tekvin sıfatının ilk zuhur mertebesidir. Allahu Ekber. Hani derlerdi ya büyük zatlar, insanda zat-ı sıfat yok, var. Kendisi bir zat yok, şeyi var, zuhuratı var. Eskiler buna taayyunu evvel derler. Taayyunu evvel. İlk taayyun. Tamam mı? Şimdi bu şeyi yaptıktan sonra bunu sildiniz mi, silmediniz? Güzel. Şimdi ben şurayı getireyim de. Pardon. Onu kilitlemiş misiniz? Tahayyülü evvel esma sıfat. Evet, üçünü kilitlemişler abi. Hangisini? Kim yaptı bunu? Tahayyülü saniyede öyle. Tamam, sen bırak, otur. Otur, ben yapacağım. Yalnız kilitlemeyin, benim çalışmalarım bana karışırsa ben çekiyorum, kilitlemiş abi. Aha. Ha. Silmiş miyiz? Silmişiz onu ama. Tamam. Bu da yeter bize. Şurası şöyle yapayım ki göremezsiniz herhalde. Yansıtsana. Burası serbest bölge. Yerim dar. Tamam abi. Şimdi zat-ı sıfat var. Tekvin. Tekvin. Oradan Adem. Oldu mu? Adem, izli söylüyorum. Adem. Adem. Tabii doğru, çok acayip. Adem deyince vücut, Adem deyince tersiye. Şimdi burada taayyunu evvel burada oluyor. İlk ortaya çıkış. Yokun var olduğu yer. Hayalen de öyle, tasavvuren de öyle. Tasavvurumuz ne yapardı? Yoku var eden vehim. Vehimler ne yapardı? Yok olan düşünceleri var eden. Tamam mı? Kalbimizde lüme-i şeytani var olan eylemi iman bir eylemdir. Namaz, oruç, kusur, abdest eylemdir. Var olan fiili yok kabul ettiren vesvesedir. Eylemle alakalı şeyler şeytandandır. Düşünceyle alakalı şeyler birincisi vehimdir. Vehmi aktif eden ya Müslüman cinler, cinler, Müslüman cinler, kafir cinler veya şeytanlar iblistir, kafayı karıştırıyor diyor. Çok tuhaftır. Usta diyor, kafasında bir sofestayı var, gizlenmiş diyor. Sofestayı. Tamam. Veya kalbinde bir diyor şeytan var diyor, hennas. Bak kafasında sofestayı ne demek? Sofestayı kendi benliğinden şüphe edendir. Şüpheci bir meslektir felsefede. Böyle bir varlık meslek çıktı. İslam'da da var böyle bir kol. Tenkit üzerine kurulmuş. Tenkit halkı sokak tabiri değil bu. Eleştiri. Olumsuzlama ile olumluları göstermek. La ilahe ile illallahı. Olumsuzlamak acayip bir yöntemdir. Herkesin işi olmaz. Yani çünkü değildir, değildir, değildir. Nereye göre? Çok yaratılı bir nazar lazım. Dır, 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 tamam, kolay ama değildir. İki tarafı görmeden diyemezsin. Bunu da, bunu da değildir, değildir. Bunun için zordur. Şimdi
İnsanın vücudunda, şey, yapısında, bünyesinde, dimağında serbest bölge denen bu şey ne yapar? Olmayan, elim aşağıda yapıyorum ki böyle yapıyorum, çık yukarıya var ediyor, yoktan var ediyor. Varı yok ediyor, böyle yapıyorum. Dimağda, tasavvurlarda vehim var. Olmayan düşünceyi var eder. Var eder. Tamam mı? Müsbit ve menfi, bunu konuşmuyoruz. O zaman nedir? Olmayan bir hayali var eder. Şekle dönüştürür. En namalemle yapabilirsin. Malemle yapabilir. Veya düşünce. Peki bu nedir? Yoku var ediyor. Ali, yoku var ediyor. Yoku var etme neye benziyor? Tekvin sıfatında, zatı sıfatındaki tekvin, Adem var, Adem. Onun ilk zuhuru işte dimağda oluyor. Yani yoku var edince tayin oldu. Ayağın oldu, ortaya çıktı. Ne ilk ama. Onun için ilk olduğu için tayin evvel denilir. Enaniyetinde ilk vücut bulduğu yer mi? İlkti, her şeyin. Her şeyin ama. Onunla bir şey. Mesela şirk var mı? Nefsülemde şirk yoktur. Mümteni vücuttur. Yani ama insan, usta diyor ki kafasızın kafasında var diyor. Yani şirk, küfür, dalal, o ben şey, o tasavvurda göstereceğim size. Şirk, küfür, dalalet hepsi tasavvurda. Ben bir sayayım içinde neler var. Tasavvur için bir şey yapayım. Ne çok, ama zıttıyla düşün, insan ne kadar kaliteli ya. Eğer şey olmasaydı, tahayyül ve tasavvur, yani cennette bu aktif değildi ya, serbest bölge. Melek olur. Aktif değil ya, akıl var şurada. Vallahi aman aman, aman yarabbi. Bunsuz mu şimdi vücuda çıkacaktım? Vahidi kıyasa doğru da oluyor. Kendini kıyas edip ben de yokum diyebilmek doğru da. Acayip bir şey. Yani ha, sofistay neydi? Yani eleştirsel, olumsuzlama. Ben hiçbir şey yok yok yok, ben de yokum. Zaten hemosta vahdet-i vücut odur. Olumsuzlamaktır. Yokum diyor. Hiçbir şey yoktur diyor. Ne yaptı? Bu kendisinin sofistayı diyor. Kafasında bir sofistayı var diyor. Ne var diyor? Varı yok ediyor. Her şey değişimdir diyor. Değişim olduğu için de var olamaz diyor. Evet. Sofistlerin özelliği. Sofistayın. Yani devamlı değiştiği için o zaman var, o var denemez çünkü. Devamlı değişkende olduğu için sen hangisine var dedin? Zaten var dediğin şey zaten değişti. Anda yoktur. Birbirine yer değişti. Yok oldu. Bir şey var dediğin anda diyemezsin diyor. Dediğin anda zaten başka bir şeydir. O yok. Sen var dediğin gitti diyor. Nehirdeki su gibi. Kelamı zatın yerine koyduğundan oluyor. Kelamına gitti diye zat gitti diyor. Evet. Kelam kayboldu. Ben de gittim zannettim. Halbuki zat var. Değil yani. Devam ediyor. Yani bunu hep bu yapıyor. Yani dimağda bu yapıyor. Bu bugün tıbbın, paranoyanın, şizofreninin, panik atağın tamamen temelidir bunlar. Bu bilinmemekten çar naçar aklı düzeltmenin yolu aklı iptal etmek olmuş. İlaç aklı iptal ediyor. Düşünceni iptal ediyor. Yani aman ha, düşünme, meşgul olma. Ha ha hu hu la kara lukuru. Ne başka çaresi yok. Bak. Aklı düzeltmenin yolu aklı iptal etmek de olmuş. Başka çaresi yok. Ama bu bilinirse ki bilinecektir. Ben bu asırdaki insanlarla biz meşgul olmuyoruz beraber. Bunu bu asır anlamayacak. Bunu gelecek asır anlayacak. Biz şu anda Freud'un ve türevlerinin ortaya koymuş olduğu formül üzerine kafamızı, sıkıntımızı çözmeye çalışıyoruz. Kıvranıp duruyoruz. Daha çok uğraşırız. Hasan abicim, modern tıp tahayyül ve tasavvuru buradan yok edip direkt aklı kendi düsturlarıyla harekete geçirmeye çalışıyor. Ama İslam ise orayı, eğer orada bir bozukluk varsa İslam'ı, hadisi, sünneti devreye al. Eğer yukarıda tahayyül ve tasavvurunda sorun varsa, istikameti tutturamıyorsan sen hemen taakkulden İslamiyet'e, hadis ve sünnetle giderek. Yani modern tıp bunu iptal etmiyor. Bak, tahayyül tasavvur hastalıkları var. Ama taakkulün içine koymuş. Anlıyor musunuz? Yani hayal bozukluğuna tıbbi bir isim koymuş. Düşünce bozukluğuna bir isim koymuş. Yok, yok demiyor. Böyle bir sistematiği yok. Ne yapmış? Aklın içine koymuş.
Yani hayal yok diyemez, zaten realitedir. Hayali de kabul ediyor, tahayyülü kabul ediyor. Yani bizim gibi tabir kullanmasa bile düşünceleri kabul ediyor ama kafa tektir, akıl esastır. Bunlar hepsi türevidir. Demek nerede? Akıl bu sistem içinde bir birimdir. Önü arkası vardır. Yani böyle mustakil bir tasavvur inceleyemez. Nerede olacak? Bu ancak Bediüzzaman Hasan İmam yapıyor. Yani gireceğiz tasavvurun içine. Aman Allah! Belki de 30-40 tane sıfat göstereceğim şimdi bugün size. 40 tane ya. 30-40 tane içini bakacaksın. Eskiden ne vardı? Zan vardı, düşünce vardı vesaire. Şimdi baktık ki huu, duman ya. Şirklerin, şirk yok ki, var. Nefs-i emirde şirk yoktur. Allah'ın zıttı var mıdır? Yoktur. Kafasızın kafasında vardır. Burası kafasız. Yani bunun emrini vermiyorsun. Ayrı bir müstakil birimdir diyor bizde İslam'da. Tahayyül, tasavvur. Aklın türevleri değil yani. O zaman müstakil yapabiliyorsun. O zaman nedir? Ki mesela benim sıfatımı bensiz düşünemezsiniz. Onu düzeltmen için beni ortadan kaldırman lazım. Burada öyle değil işte. Diyoruz ki peynir gibi kes, aklını müstakil tut. Kurtarabiliyorsun. Aklı devre dışı yaparak akıl tamir olmuyor. Yani nedir? Çünkü çağrına çağır, bugün modern tip tarih ve tasavvur takulun içine koyduğu için ister istemez aklı iptal etmen gerekiyor. Şöyle, bütün vücut beyne bağlandığı için ameliyat yaparken narkoz veriyor. Mecbur uyuşturmak zorunda veya lokal yapacak. Bu işte lokal yani, evet. Bir bölgesel uyuşturma. Yani fevkalade bir şey. Yani onu atmıyoruz biz. Haşa, bunu bunun içine koydun diyoruz. Koyma. Bu güzel bir şekilde o. Peki ne işine yarayacak? Müstakildir. Senin tahayyülün ve tasarım bozuldu mu? Ne diyor içinde olduğuna göre? Aklın bozulmuştur. Aklın bozulmamış. Merak etme, endişe etme. Aklın duruyor, mükemmeldir. Akla doğru malzemeler. Yani bunlar akla malzeme taşıyorlar. Yani bunlar bozuk olunca aklın bozulduğu deli değil yani. Çünkü gittin Bakırköy'e o kadar akıllı konuşuyorlar ki acayip. O kadar acayip veciz şeyler söylüyorlar ki mükemmel. Ama muhakemesi yok. Veya hayaliyle nefs-i emri karıştırıyor. Yani hatırına geleni olmuş zannediyor. Mesela paranoya şey gibi, ipek böceği gibi girmiş, kendini sarmalıyor ipek böceği. İpi sarıyor, içine kalıyor. İşte paranoya kuruyor. Böyle olmuş. Ona inanıyor, içine girdi. Hadi bakayım şu ipek şeyi yırt da çıksın hadi. Sarıyor, sardı. Bir de yetmiyor, kıyası bir nefs yaparak karşıya geçiyor eşine, onun o oluyor, onu da sarıyor, ben olsam böyle düşünürdüm, sarıyor, iki tane sarmalar, hadi çık bakalım içinden. Nasıl çıkacak? Şeytan, Erva abisi, terk edecek, içine düşmüşse başka çıkartacak. Acayip bir şey ya, bu sanki din mi konuşuyoruz, tıp mı konuşuyoruz, psikoloji. İpek böceği de bizim köyde yetiştirilir de, İpek böceği örer. Belli bir süre sonra orada uyur, kemalatını tamamlar, sonra tepesini keser, çıkar, kelebek olur, uçar gider. Tepeyi kesiyor mu? Tabii kesiyor. Aslanı kesiyor. Sardıktan sonra. Tabii, şimdi o sarması onun uyku dönemidir. Yani aslında bir terakki etme. Yoksa muhalefet edilir. Sardıktan sonra uyur. Tabii, onun böyle ilk şeyde çok küçüktür. 1 sene mi uyumuş? 1 sene mi, 300 sene mi? Yok canım, öyle değil. Gün seviyesinde. Aslanı kesiyor. Normalde küçükken belli dönemlerde uyumaları vardır. O esas uyumayı, esas kema dönüşüm yere o içinde olur. Tabii sarar. İçinde ölmez. Orada uyur. Ölmez, durur. Orada aslında kelebeğe dönüşme şeyidir orada. Haletini yaşıyor. Yani orada aslında anne karnında orada doğar. Sonra keser tepesini onun. Oradan çıkar uçar. Şuraya. Uçar. Hak ediyor uçmayı. Şimdi burası bak kelebeği için sarmaladık. Ya keseceksin ya orada. Öleceksin. Öleceksin. Tabii çıkamazsa ölecek. Öncek. Peki, tasavvurdayız. Çok zenginlik katacak. Akşam Seddin kafayı çekmiş abi akşam öğrenci. Hasan abi bu... O şey gelemedi ya, doldu bir hafta. Gelemedi ya, doldu. Biz orada... Şeyde... İşe geçti. İşe geçti. Balıkesir'e gelemedi. Böyle olur işte. Balıkesir'e kafa gelemeyince... Efendim abi? Hani bu Tayyun'u evvelle ilgili biz şimdi... Tasavvur, yani bu serbest veririz ya.
bunun sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti, tahayyünü evvelin. Tahayyünü mü? Tahayyünü evvelin sureti, kanuniyeti, hakikati ve mahiyeti. Var. Yapsak daha iyi olmaz mı? Çünkü sureti belki burada. Tahayyün diye bir ders var. Birkaç tane, 3-4 tane. Sana burada şeyi söyleyeyim. Geçememişsin oraya. Vücut mertebelerini yaptığımız dersteki tasavvufun ifadelerini buraya yerleştirmeye bence gerek yok. Yok yok. Tasavvuf değil. Yok, ben bir gönderme yaptım. Normal şualarda geçen tayin ve teşahhus mevzusuysa o başka. Ama tayine evvel deyince ya, tasavvufun yaptığı mevzu değil aslında konumuz şu an. Onu buraya uydurmanın da lüzumu yok. O konu değil. Şimdi bunlar bazı göndermeler yapıyorum mesela. Onlardan ders yapınca Risale'ye gönderme. Şimdi burası nedir? Şimdi denilecek tekvinin ilk o meratibi, taayyunu. Ya nasıl oluyor? Onun için izah ettim. Hani ademi vücudu adem yapın. Buna eskiler taayyun evvel demiştir. Bitti o. Geçti. Burası kişinin hususi dünyası. İlk yoku var, varı yok ettiği evvel alem, varı yok, yoku var eden, isterse düşünce, istersen hayal veya düşünceyle yoku var eder, varı yok eder, insanı tanımlayan ve mükemmel bir alem. Yani sırf bunu tanımlamak için düdeye gelsek vallahi derdi. Tahayyün evvel tabi. Evet, ilk tahayyün oldu. Yani yokun var olduğu ilk an. İlk kabı kavseynimiz, ilk yaratılış şahit oluyoruz. Burada. Şahit olduğun şey. İlk zerreler. Yokun var olmaya. Sanki meçhul demiştik de tayyunu evvele biz onu dedim. Yani biraz aklımda öyle kaldı. acaba ilk tayyun evvel. Esmas orada da. Değil miydi ilk tayyun? Tabii alem-i şehadetteki sureti burası. Alem-i şehadetteki ayrı, vacib-ül vücuttaki ayrı. Şeyde de Hasan abi, bu sanki bu tayyun tasavvurda da şey yok. Gene mesuliyet yok sanki. Yok ki. Zaten onu yetti. O kadar iş çeviriyorsun, çok mesuliyette yok yani. Tabii tabii. Teklifi değil. Ama ne zaman işte kabul edersen, benim dersen itikatlaşırsa. Çünkü burası diyor, bir iki latife var ki diyor, ihtiyar ve iradeyi dinlemezler diyor. Belki de teklifi din altına giremezler diyor. Bak, ihtiyar ve iradeyi dinlemezler. Belki de teklifi din altına girmezler. Bu insan hakim olduğu zaman insana çok yanlışlıklar yaptırırlar. Ne yapar? İnsanın fıtratını bozan ve yanlış yollara sevk eden burası, insanın fıtratını bozan veya düzelten, iki zıt ya, insanın fıtratını bozan ve yanlış yollara sevk eden, sonra bunu yaptırdıktan sonra, burası burayı gösterdikten sonra şeytan burada cirit atıyor ya, diyor ki senin kaderin senin böyle mahkum etmiştir, seni hakla hakikata kabiliyetin yok. Eğer kader seni mahkum etmeseydi bu olmazdı, onun için senden bir şey olmaz. Ne çöpe attırıyor. Oysa şeytan serbest bölge. Şimdi yeni bir şey de bulduk, böyle nasip etti. Bu şeytan, kafir cinler ve ervan habiseler, mevad-i şerirler, burada da melek kaşıtları ya. Şimdi bu ervan habiseler batıl itikatlardı. Onlara sebep olan filmlerdi, müziklerdi vesaire. Batıl itikatlar, mevad-i şerireler, batıl fiiller, bidat fiiller, yanlış mekanlar. Bunlara şöyle şey yaptık. Üstad diyor ki, eğer diyor bu şeytanlar libas giyse diyor, şu insi şeytan olurdu. Şu adamlar gibi. Eğer bu insanlar, şeytanlık yapanlar, libaslarını çıkartsalardı, onlar iblis olurdu diyor. Cinni şeytan olurdu diyor. Tamam. Dolayısıyla burada şey yapan, bak şurada bir şey eklemişim. Hemen orayı yazdım da. Diyor ki, serbest bölgede insan suretindeki şeytanlar, bu sokakta dolaşanı, insan suretinde, bakın, 1944'te diyor Mirdağ'ında,
Ben diyor size söyledim diyor. 1908'de diyor tedbir alınmadı. 40-50 sene sonra bu hale geldi diyor. 44'te dinde ne kadarla kaydı. Şimdi diyor tedbir almasanız diyor 44'te 45'te 40'ta 40-50 sene sonra bu neslin evlatları ne hale geleceğini %90'ı Allah diye haşa nefsine tapınacak. %90'ı. Dolayısıyla haza dolmuş şeytan olacak. Öyle bir düşünün. Ruhları şeytan. Ve Lema hatta 734'te galiba söylüyor. Diyor ki âli ruhlar şey olmadıkları için şeyleri bunları anlattığın şeyler onları rahatsız ediyor. Onları memnun edemez diyor. O cümleyi okuyayım. Yani bu derslerle kimle meşgul olur? İyi bakın şimdi de. Ya bu kadar anlatıyorum da olmuyor. Diyor ki kamilin insanların dinliyor musunuz? 736 34 demişim ama. Bak niye anlatıp da olmuyor? Niye bu derste dinleyip de olmuyor? Kamilin insanların zevk-i malisini yani ruhsal zevklerini hoşnut eden bir halet. Hoşnut eden bir halet. Çocukça bir hevese, sefisçe bir tabiat sahibine hoş gelmez. Onları eğlendirmez. Bu hikmete binaen bir zevkli sufli, sufli bir şeylerle beslenmiş bir ruh. Sefi, virgül, hem nefsi ve şehvani içinde tam beslenmiş bir insan düşünün, zevk-i ruhi bilmez. Medeniyet çocukları böyle mi yetiştiriyor şimdi aslında? Ruhları yok. Büyümüş de küçülmüş. Dikkat edin ama etmeyin. Çocuklara bakın, çocuk masumiyeti, çocuk simaları yok. Anne karnında yaşlandılar. Bak bir de söylüyorum. Çocukta bir masumiyet olur. Ben diyeyim bir bakın bakmayın. Çocuklarda beyazlık var. Günah olmadığı için nuranilik yok. Soğuk renk var. Yani aldık. Soğuk. Bunu gavur çocuklarında %100 görürsünüz Avrupa'da. Soğuk. Donuk. Yani bir beyazlık var. Günahsızlıktan kaynaklanıyor. Şöyle diyeyim. Cemiyete çıktığınız zaman tarikatla nurcuları nasıl ayırt edersiniz? Kur'an'ı çok okuyan, mesela Risale-i Nur talebeleri kadar hakikaten Kur'an okuyan çok azdır. Çünkü her gün cüz okuyor, bak bir cüz okuyor ya. Biz bu Kur'an'ı. Ama Arapça okuyor, zikir yapıyor, Kur'an okuyor. Fazla ilmime meşgul değil, evrak. Onların siması beyazdır. Nuranidir. Tamam. Evradı olup ama onun kadı olmayıp Kur'an'ın içerisindeki mana ile meşgul olanların simaları nuranilik pembeye döner. Pembesi olur. Şimdi 26. lemada diyor ki ahir zamanı gören yaşlanmıştır diyor, yaşlıdır. Çocuk da yoksa. Ahir zaman çocukları hakkında Allah Resulü şöyle diyor aleyhissalatü vesselam. Rüştü abi yeni ansiklopediye koymuş. Diyor ki, ahir zamanda şarkıcı kadınlar çalgı aletleri çoğalacak. Ondan sonra diyor ki, çocukları hırçın ve hayasız olacak. Yaşlıları emri bir maruf ne yani mülker yapmayacak. Çocuklar iki şey olacak. Hayasız ve hırçın olacak. Bu İstanbul'u ver doymaz. Hayır baba, hayır, yok. Hiçbir şeyle memnun edemezsiniz. Adamı çıldırtır. Hiçbir şeyle ruhları bozulduğu için. Ne zaman? Çocukken. Hayır, doğmadan. Anne seyrettiği bir şeyi zannediyor ki seyrettim orada kalacak. Her seyrettiği içeriye giriyor, burayı ve burayı besliyor. Burası ve burası karnına akıyor.
gidiği çocuğa gidiyor da seyrettiği, duyduğu, düşündüğü çocuğa mı gitmeyecek? Şöyle diyor ya sen abi. Avrupa'da... Niye peki haram helal dikkat eden anne babanın çocuklarına bak? Avrupa'dan telaşı üretmiş olan şu hazır edebiyat romanvari nazarla film çeviriyor, dizi yapıyor. O dizi film bize seviyoruz. Üstad da diyor ki Kur'an'da olan letaif-i ulviyet mezai haşmeti göremez hem tadamaz. Evet. Sayfa o kaç? 700, aynı yer, aynı yer. Aynen. Az sonraki de, paragraf. Hay bak. Ben de şaşırdım ben. Başkanım. Şimdi ne diyecektim? Ha, şeytan şu. Serbest bölgede insan suretindeki şeytanlar var. Sonra ve insan suretinde melekler aktif ediyor şurada. Melekler aktif ediyor. Yani Allah Resulü tabiriyle arkadaş ne demek? Külliyatta bulduğum şey. Arkadaş, arkada daş demektir. Arkada taş. Taş taşıyorsun. Arkadaş bu. Yük yani. Arkada daş Osmanlıca. Dost ise Allah Resulü tanımlıyor aleyhissalatü vesselam. O kimdir o? Gördüğünüz zaman Allah'ı hatırlatan, konuştuğu zaman ilminizi artıran. O dosttur, seni inşa eder. Tamam mı? Şimdi bunun dışında insan suretindeki şeytanlar. Peki ne faydası var bunu söylüyorsun? Niye böyle suizan ettiriyorsun? Zulme uğradığın zaman bunu bana nasıl yaptı deme. Çünkü insan değildi. İnsan olsaydı yapamazdı. İnsani değerler olsaydı olmazdı o. Tamam? Olamaz yani. Diyorsun bu nasıl olur ya? Bu vefasızlık olur mu? Tuttum kaldırdım. Senelerce baktım. Usta sana diyor ki 40'tan bir kişiye güvenilir. Ama cümle akış öyle değil ki. 40 böyle bir zaman değil ki 40 kişiden bir kişiye güvenilirken değil mi? 39'dan güvenilmez. Demesi gerekirken 40 kişiden bir kişiye dahi güvenilmez. Niye de demiyorsun ki güvenilmez? Olumsuzlamak istemiyor. Peki 1944, 50 sene sonra ne olacak? Bu milletin nesli hatisi nefsi emaresine tapınacak. Anan biz de derdi düşüp çıkıyoruz abi böyle şeyler. Devamlı değil de anan düşüp çıkıyoruz böyle. Devam tabii devamlı yani, biz de dedi oluyor. Yani insan her gün 4 mertebe yaşıyor. Tır 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 tır. Aşağı iniyor yukarı çıkıyor. Hatalar yapıyor. Nebatat. Yani nebatat hayatımız ne? Nebatatın özelliği şudur. Bağırsaklarından beslenir. Yani köklerinden beslenir. Yani adam midesiyle var. Nebatattır bu. Bağırsak, kök, aynı şey. Hayvanat uçkurluğu ile yaşar. Hayvan. Melekiyet var. Tamam mı? Yani günahsızlık, ibadet hali var. İbadet namaz hali, meleğe dönüşmektir. Melaike olmak doğanda şer yoktur. Şey ise, insan ise dördüncüsü karmadır. Dalil bağlı. Cem ediyoruz. Cem ediyor. Evet. Şimdi onun için bu dersler hem kendimizi anlamlandırmakla beraber yaşadığımız toplumu da farkındalığa getirerek onun için bunu bildiğin zaman şöhret peşine koşmasın. Niye? İnsan yok ki pek. Neyin şöhretini istiyorsun? Düşmanlığından neyi endişe ediyorsun ki? İnsan yok ki. Muştabi derdir ki motor sesidir derdi. Hatta dedim ki abi dedim falan tarikatın şu anda şey diyor Bediüzzaman yeni anladım diyor. İmanı kurtarmak zamanıdır diye zat için dedim ki o tarihte Rüştü abi dedim falanca dedim Risale'nin aleyhine bulunuyor. Kim dedi? Öyle deyince ben anladım tabii. Doysa duydu. Kim dedi? Sustum. Öyle bir insan yaşıyor mu dedi. Bir insana diyor cevap verilebilmesi için dedi, bir yaşaması lazım, iki at, o işin adamı olması lazım. Böyle bir insan yaşamıyor ki dedi ve devam etti. Onları ben sokakta geçen motor, arabaya, araba demez de motor sesi, motor sesi kabul ediyorum dedi. Yaşam öyle birileri yok ki benim dünyamda, onlar ölmüş benim dünyamda. Yaşamalarına şimdi cevap verin.
Peki size karı, bana karı ne? Bazı insanları aleminizde öldürün. Yaşamasınlar ki rahat edin. Aleminizde bazı insanları diriltin, bazıları da öldürün. Çünkü sizi ihya edenlerin kıymetini ölünce bilmektense, şimdi hayalen öldürün de ona göre sahip çık. Sizin en, mesela ben size, sizin bana en büyük iyiliğiniz sizin varlığınızdır. Benim size en büyük iyiliğim benim varlığımdır. Müslüman, Müslümanın varlığıdır. Şimdi insan suretine dedi, geçtik, tamam mı? Tasavvur. Bu çocuğun yollardan da şurayı isterseniz silelim mi? Şey, hangisini? Şu, yanlış olacak. Yanlış dersmişiz. Tarih. Tarih. Sağ köşedeki tarihi silelim de karıştırın. Tamam ama tamam. Şeyde abi o Emirdağ'daki o %90'ın mevzusunda şey de söylüyor. Diyor ki 50 sene sonra diyor %90'ının nefs emmareye tabi olup millet ve vatanı anarşiye sevk etmek ihtimalini düşünülmüştür. Kaçtı sefer o? Emirdağ 1.22. Herhalde o. Evet, ben buradan evet orayı. Evet diyor eski terbiye İslamiye alanların %50'si meydanda varken ve ananat-ı milliye ve İslamiye %50 lakaytlık gösterildiği halde 1900 birinci Emirdağ o tarih 1944. 50 sene sonra diyor %90'ı nefs emmareye tabi olup millet ve vatanı anarşiye sevk etmek ihtimalinin düşünülmesi. Birinci Emirdağ 1944, ikinci Emirdağ 44-47 arası. Sen şarjı tak. Şimdi bunu şey yaptık. Buraya hakim olmanın şartı terklerle. Kabloyu kesiyoruz. Peki, devam ediyorum. Hasan abi şey diyor ki, Akşemseddin, şunu gösterdi, ben önce anlamamıştım. Şu bir semboldür ya, yani yasak olan meyve. Bunu yedi mi, ki bakın orada Adem'in ısırığı da var galiba orada herhalde. Bunu yedi mi, asrın şeyi işte, bütün o şeyi açan, hayal yerlerini açan Hasan abi. Evet. Şu sembol, acayip bir şey. Evet, telefonun elma şeyi. Peki, sözden 706'dan giriyoruz. Bak sayfa 293. Tamam mı? Açtınız mı? Açtık abi, açtık. Diyor ki, yani bu sistemin ana şeyinden onu metnini koydum. Burada geçiyor. Taassup, iltizamdan. İmtisal izandan. Tasdikten iltizam. Taakkulde bir taraf, bir behre tasavvurda, bir behre şey, nasipsiz, mahrum demek. Tahayyülde safsata hasıl olur. Mezcine eğer olmaz, müktedir ise, tamam mı? Müktedir, o da kalıyor. Diyor ki, bunu anlamak biraz meşgale istiyor. Diyor ki, eğer bunları mesc edemezsek, tahayyülden safsata olur, çıkar. Yoksa her zaman değil, mesc edemezsen. Muktedir olmazsan. Muktedir olamazsan, yani bu işlerle meşgul değilsen. Yönetemezsin. Tahayyülden safsata çıkar. Tasavvurda ne çıkar? Gibi. Nasipsiz olursun. Yani oysa nasiplerinin yeri burasıydı. Bak çok korkunç bir şey bu. Yani yoku var edecek, tekvine mazhar olacaksın. Nihayetsiz vücut mertebesi kazanacaktın. Nasipsizsin. Nasipsize. Mekan olmayınca zaman olmuyor yani. Aslında. Hiçbir şey. Mekan olmayınca zaman da olmaz. Bu mekan olmayınca kalpte zamanın da yok. Zamanın yok. Sanki o zaman yaşamamışsın gibisin. Nasibin yok. Nasibin yok. Yani vücut mertebelerinde nasibin kalmamış. Adem'in. Evet. Adem'e çağır. Adem'e şey yaptın. Diyor ki çok garip bir alem. Başım dönüyor. İtima dedim bana. Şu tahayyül, şu serbest bölge. Tahayyül ve tasavvur hiçbir şeye benzemiyor ya. Hasan abi bir şey daha söyleyebilir miyim Allah aşkına? Şimdi bundan önce tahayyül, tasavvur, işte tahakkül dümdüz gidiyorduk ya. Allah sizi inandırsın. Toprağa ekilmeyen bir çekirdek hükmündeydi. Ben şimdi bunun etrafının çevrilmesi, çekirdeğin toprağa girmesi kadar bizim evet. Alemimizi değiştirdi. Evet. Doğru. Doğru yani çekirdek bu yani zaten ha
şu garit yani bu çekirdekle filizler çıkıyor. Evet. Süzülüyor ya. Çok tuhaf bir alem. Ben bunu şöyle yapıyorum. Mesela sıkıldığı zaman tanıdıklarıma, yani siz olsanız, yanımda olan diğer vakıflar, yani meşgul, bunu bilenlere ama. Diyor ki abi canım sıkıldı. İki yerden aktif ama bu aktif değil. Canım sıkıldı. Sol bak elime. Bak serbest bölge aktif, 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 aktif. Bu olsa sağ taraf. Bak ikini ok. Sonra aktif değil mi? Anladın mı? Bak böyle. Aktif. Bak ikisi de aktif. Ama bu şeyce of canım sıkılıyor. Bu aktif. Senin alakası yok. Bu aktif sana hissettir. İsteği isteğimiz olmuş. E şeytan, şeytanın isteği isteğimiz olmamış mı? Ben istiyorum. Sen mi istiyorsun? Ben vermek istemiyorum zekatı. Allah demiyor mu? Kulağınızda şeytan gelir. Verme. Biter der diyor. Sonra biter ya. Allah versin. Bunu diyen kim? Ben dediğimi zannediyorsun. Senin ağzını kullanıyor. Hoparlör gibi. O adam. Dimağın borazanı. Bu adam. Borazanı işte. Dimağın borazanı. Borazanı öpürürse. Ne gibi? Orada mezc olması ilginç değil mi abi? Çok. Çok. Yani mezca ne anlayacağız yani? Biraz ineyim aşağıya doğru da. Mezca. Yani bütüne nasıl getireceksin onu? Bak şimdi bir de okuyayım. Onun için burası anlaşılmamış Osman. Zannediliyor ki taahhüden safsata çıkar. Yani cümlenin gelişinden şöyle demesi gerekmez miydi? Ayırırsan gerekmez miydi? Tersini diyor. Mezce dersen yanlış mı anlıyorum ben? Evet mezce. Ayırman gerekiyor demesi gerekirken. Mezce diyor. Yani şurada yedi tane şey duruyor mu abi? Değil mi? Yedi tane şey duruyor mu? Taahhüd, tasavvur. Bunları ayır diyor. Hepsini müstakil çek. Farklı farklı. Bunlar bak. Anlamak lazım. İken, hayır diyor. Bunu karıştır diyor. Harmanla, bütünle diyor. Bomba atmış diyordu ya sana. Hepsi ayırıp düştü. Aslında mezzetti işte. Yani buraya bir bomba atıyor. Gaye ne? Bomba da nedir askeri? Bütün müsünüz siperde, arkada, cephanelikte, arabada, tankta? Hepsini ayıralım bakalım. Paramparça etmek yani. Hayır, organlar da öyle. Ne söylüyor? Şimdi eğer bunları edemezsek tahayyülden safsata olur, tasavvurdan bir behre nasipsiz mahrum olursun. Yoksa böyle değil aslında. Ne demek? Yani iltizam, izan, tasdik, taakul, tasavvur ve tahayyül eğer bunları bütünleyemezsek, mezc edemezsek safsatada bir behre olur çıkar. Bunlar çıkmasın diye mezc etmemiz lazım. Sistemi bütün düşünmek lazım. Yani bütünsel düşüneceksin. Yani, mesela diyelim ki hayalim bozuldu. Ben bozuldum. Ne alakası var sen bozuldun? Ya ben mesela doktorum daha iyi biliyor. Doktorum iki tane yok. Yani tanık olduğunuz için söylüyorum. Şahit olduğunuz için. Canım sıkılmış. Ya ikide bir bana düşünce bozuldu. Ya ben adam olamam. Ben iyi değilim. Ben zaten böyleyim. Ben düzelemem. Demiyor mu doktorum? Ya bir düşüncen geldi diye niye genelliyorsun her tarafı? Veya ailede uygulayayım. Sen zaten öylesin ya. Düğünde de öyle yapmıştın. 3 sene önce de falanca da piknikte de böyle yapmıştın. Sen öyle yapma, birleştir. Bunları usta diyor ya. Bunları zannettiriyor. Tamam. Mazi müstakbel hepsini birleştiriyor. Sanki şimdi yapmışsın gibi. Yani acayip bir şey yani. Hani bunları tek tek düşünürsen adam sıfayadır. Adam tasavvurdur. Sıfadan akıllıdır. Becerdi. Kimdir? Bir buluş yaptı. Adam ne diyor lemalarda? Eğer de Allah ve ahiret olsaydı diyor, buharı bulan adam söylerdi diyor. Ne alakası var? Tamam. Yani çok acayip bir şey. Yani Antakul'un zekası çalışmış. Bunun itikadı yok. Bak şimdi ne kadar farklı. Bütünleşseydi bunu diyemezdi. Taakul de zekası çalışmış. Buharı bulmuş, mazotu bulmuş. Ama itikadı bozuk. Dolayısıyla bu mazotu bulmuş. Dolayısıyla onun söylediği her şey doğrudur. Mesela diyelim ki ben bu tasavvurla meşgul oldum külliyatta.
senelerce böyle uğraşıyorum, uğraşıyoruz hepimiz. Ama bizi meşgul olmadığım sağım bilindi ki. Hatta ihtisasım olduğu Risale-i Nur'un külliyatında benim sağım gayb. Yani melekut, enfusil. Ben öteki tarafı bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Mescid deyince benim aklıma hemen yemek yapmak geliyor abi. Harika. Yani, çok, çok güzel bir misal. Ha, yani çünkü tuz var, yağ var. Mescid olmayan yemeği söyleyeyim. Ha. Hemen sofraya bakın. Eğer soğan üstte yüzüyorsa mescid olmamıştır o. 30 senelik medrese hayatımdan söylüyorum. Yani mesela bak şimdi eti kavurdun, etli yapacaksın bak. Fasulye yapacaksın. Yemek anlatmıyorum ama mescid anlatacağım. Pişme derecesine göre önce yağla kavuruyorsun eti. Sonra soğanı kavuruyorsun. Hiçbir su koymadan. Kavur. Sonra 5-10 dakika kırdığın fasulyeyi karıştır. Karıştır. Artık yapışmaya diyorsa ondan sonra su muamelesi yap. Eğer böyle yapmasan soğan ayrı hava vurur. Fasulye ayrı hava vurur. Su da sanki gemiler gibi. Yemek ayrı. Bunun adı mezc olmamış. Mezc olmamış. Mezc olan bir yemekte hiçbirisi müstakil gözükmez. Hepsi bir bütün olur. Şurada da şöyle diyor abi, hemen bakıyorum bir yandan da. Hem mesela diyor müvellidül mağ ve müvellidül humuza ile mezcedildiği vakit o mezcden hem su hem buz hem buhar gibi tabakalar teşekkür ediyor. Ya. Demek anlaşıyor ki bir madde-i vahide teşkilat ise tabakata ayrılıyor. Doğru yerde, doğru zamanda, doğru şekilde yani olmak zorunda. Zorunda. Yani mezc etmek hiçbirisi müstakil çıkmıyor. Cemaat da mezc'dir. Mezc. Ne demek? Varsa meziyetin diyor, hafa turabında kalsın diyor. İmtiyazla zulmetme diyor. Çıkma müstakilliğe. Yani cemaat içinde eri. Eri yani, bütünsel ol. Sıyrılma. Aslında bu yemek çok güzel misal oldu. Eğer hepsini aynı anda koyup eti esas alarak et pişene kadar hepsini birlikte pişirirseniz bu sefer eti pişireceğim diye ötekiler haşat olacak gibi. Harika. Bak görüyorum. Hakikaten doğru. Et geç pişer, fasulye erken. 45 dakikada pişen bir fasulyedir en fazla bu arada. Ama et 1 saati geçiyor. 1,5-2 saat olur. Onu pişirin derken onu da mahvedersin. O zaman bu bütüne getireceksin ama muamele sıradır. Mezc edilmezse hepsi müstakil olur. Tek tek olur. Abi, i̇şte müstakil oldu mu hiçbir şey şeyinde deminde olmuyor. Abi, sözler hayır. Sözler 9. Güneşin zatını mülahaza etmek için gayet geniş bir tasavvur ve ihatalı bir nazar lazım olduğunda. Bir daha. Güneşin zatını bak. Güneşin sıfatını değil. Zatını mülahaza etmek için. Zatını mülahaza etmek için. Gayet geniş bir tasavvur. Bak güneşin zatını. Yani eylemsellikten çıkartıyor ve ihatalı bir nazar lazım olduğunda, güneşin sıfatlarını değil, zatını mülahaza ettirmek için çok ilginçtir. Geniş bir tasavvur, ihatalı bir nazar lazımdır diyor. Tasavvuru kullanıyor. Zatı için. Çünkü tasavvur muayyen değil. Sonsuz bir özelliğe sahip. Hiçbir muayyenliği yok arkadaşlar, hiçbir şekli yok düşün tasavvurun. Zatı şekilsiz tasavvurda yapabiliyoruz. Ya şekilsiz bir şeyi düşünebilmek, olmayanı düşünebilmek, olanı da yok düşün, şey basarmalayabilmek, hiçbir belirlenişi olmadığından ancak burası yapar. Çünkü aklın kriterleri var, yöntemleri var. Tasavvurun yoktur. Hiçbir yöntem yoktur. Mesuliyet, iyi ki mesuliyet getirmemiş. Allah'a evirip devirip çeviriyor. Muayyen olmayan bir şey ancak muayyen olmayan bir şeyle tasavvur edilebilir. Tayyül küfür değil diyordu. Bir de tasavvuru şetim mi? Evet. Yani mesela tahayyülü şetim.
İkisini bakayım da yani evet. Onu bile düşünebiliyorsun, tahayyül edebiliyorsun. Evet. Mesela şirki tahayyül etmek, tasavvur etmek. Şirk. Mesela değil mi? Edebiliyorsun yani. Mümteniye kadar gidiyor. Mümteniye çıkmış ya, mümteni yani. Yani mümteni, Allah'ın zıttı olan şirk var mı? Yok. Bunun adı ne deniliyor? Mümteni vücut deniliyor. Mümteni vücut burada var yani. Onun kafasızın kafasında var diyor. Nefsül emirde şirk yoktur ama insanın kafasında, kafasızın kafasında. Bu kafadır, kafasız burası. Burası kafa yok. Baş yok ya, alt olsun üst olsun. Kafasızın kafası bu. Bu kafa, bu kafasız. Yok yani, kafa yok. Yani her şey kendi şey. Ancak burada tasavvur ediliyor. Çok tuhaf bir alem yani. Bundan ne endişe diyorsun ya? Peki... Bu hani demişti ya usta, serbest bölgenin bir tanımı da neydi? Her daim insanın kontrolünde olamayan. Olmaz. Nasıl muayenleşecek? Sen niye mali kendine talep ediyorsun da kötülük yapıyorsun yine? Kendine kötülük yapmak mali talep etmektir. Şimdi burası gayri muayen. Yani hakim olmanın yolu nedir buraya? Hakim olmaya çalışmamaktır. Olmayacak bir şey istiyorsun. Kendine kötülük yapıyorsun. Burasına hakim olamazsın. Ha ama hükümlerini, sana yaptırıcılıklarını seni zorluyorsa kablosunu kes. Tamam? Kablosunu kes, ne? Beslendiği yerden kes. Roman. Beslendiği yer. Nedir o? Beslendiği yer, çizeyim de yeniden yapayım buraya. Geçen hafta şey yaptım. Nasıl yapacaksın? Buraya sana tasallut olmasın, baskılayamasın, gücü etmesin, kaldığı yerde kalmasını istiyorsan kes kablosunu. Bunun adı nedir? Takvadır. Defi mefasit, terki kebair. Nasıl yapıyor? Terki kebair itikattır. Defi mefasit, fiili günahlardır. Bak, itikat ve fiili günahlar. Takva. Şuna da ekleyeyim bak. O yan tarafında yazmışsınız ama. Nerede? İtikat. Fiili. Yani şu bakın, menihattan günahlardan defi mefasit. Ha ha, bak yazmışım bak, Allah Allah. Geçelim. Menihattan ve günahlardan bak. Defi mefasit şudur. Şurası. Defi mefasit. Bu terk-i kebair. Görüyor musun abi? Bunun adı da ikisi. Hasan abi, sol tarafta böyle roman vari bir nazar, Avrupa'nın verdiği fen ve ilimde dahi hep o sol taraf etkisi oluyor değil mi? Evet. Hepsi abi. Fen ve felsefe oradan. Hep, ne varsa ya. Burası acayip bir şey ya. İlginç. Beni böyle heyecanlandırıyor. Ben baştan ya okuyayım ya. Tasavvur iki günden beri. Ya ben size şunu göstereyim. Şu sıfatlara bakın ya. Şu sıfatları görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Bak. Yani bu tasavvurun şuradan başladı. Bak. Şuradan başladı. Tasavvurun içini okuyacağım bak. Buradan başladı. Şuraya başladı. Şurada devam ediyor. Şuraya kadar devam ediyor. Okuyalım hadi. Hep tasavvurun içinde ne? Ve bizde aktif var şu anda, o okuyacağım. Hayali falan değil de, vay be bu tarafın burada da mıymış diyeceksin. Vay be şuranın bu tarafta mıymış. Hasan abi, bir de biraz şöyle benzetiyorum. Hani hakim olamadığımız yer bu dünya gibi. Yani bu güneşin doğmasına, bu insanın yolda yürümesine hakim olamıyorum. Ne yapmam lazım? Kendimi içeride soyutlayıp yönetmem lazım. Yani bu sisteme, her şeyin her yerde olduğu bu kainatta, bu dünyada hakim olamıyorum. Oradan hırsız geliyor, buradan arlısı geliyor, buradan güneş doğuyor, güneş geliyor. Batıyor. Nasıl hakim olacaksın? Güneşe doğmasın veya doğsun. Durdurayım, hizdansın. Hakim misin? Olabilir misin? Burası da öyle işte. Yani bu muhal işte. Güneşi ben istediğim gibi yöneteyim demek aynı buna benziyor. Senin alemindeki güneş yani. Böyle bir tuhaf insana canlılık veriyor. Ne biliyor musunuz? Bunları fark ettiğin zaman şu anda haletinizde olduğu gibi beden hayatından çıkıyorsun.
bedensel değil şu anda. Hiç kimse bedenini yaşamıyor. Yemek yerken beden oluyor. Cinsellik anında beden oluyor. Yani bir kötülüğü düşünsen bile, iyiliği düşünsen bile beden hayatı değil. Ruhsaldır. O anda ölüyorsun. Yani şu anda sizin dediğiniz gibi niye ölüm, niye ilim elcisi şehitliğin bir sebebidir? Çünkü insan bedensel hayatı değil. Hmm. Yani dünya hayatı alem-i kevni fesattır. Dünya bakar mısın şu anda burası aydınlık. Dünyanın öteki tarafı karanlık. Ama nereden biliyorsun, gördün mü? Kabul ediyoruz. Burası da öyledir. Bir tarafımız karanlık, bir tarafımız aydınlık. Nereden biliyoruz? Öyle kabul ediyoruz. Dünyanın yarısı karanlık olduğunu kim söylüyor? Sen mi gördün? Şahit misin? Naklediliyor, uyuyoruz. Böyle olması lazım diyoruz. İlmi tespiti budur. İlmi tespit, anne karnından geldim. Gördün mü? Hatırlıyor musun? Yok. Görmedim de hatırlamıyorum. Peki olmadığını iddia edebilir misin? Allah niye görmüyor? Anne karnında sen kendini gördün mü? Peki elestu bi rabbikum şey bu hadisesini kâlu bela, Rabbiniz değil miyim? Dedi o muhatab-ı ilahi anının soruları hatırlıyor musun? Yok. İnkar etmekte edememen lazım. Niye? Sen anne karnını hatırlıyor musun? Çocukken konuştuklarını hatırlıyor musun? Yok. Yok mu diyeceksin şimdi? Hatırlamak insanın bir sıfatıdır. Ama bir şeyin kendisi farklıdır. Onu hatırlamak başka bir şeydir. Bu yeter ki adam gibi yaşayıp bunları en azından duysa, kabul etse, yapamasa bile teris olup gitsin. Teris olup gitsin. Çünkü ezeli ve ebedi alemde bunları yaşayacak. Yani cenneti bir lemay muhabbet bana kafidir demiş. Cennete mukabil. Cenneti komplesini bir lemay muhabbet istiyor. Bunun işin ehilleri. Şimdi gelmişsin şeye, cennete. Cennete gelmişsin. Görüyor musunuz o taraf? Evet. Görüyorum. Bu dersleri duymuşsun. Şimdi kanaat eder misin buraya? Burası var, burası var, burası var, burası var. Cennette bunları isteyeceksin, var. Yani şurası var. Şimdi bilme, Cennet Adem Aleyhisselam buradayken burayı bilmiyordu. Bunları nasıl tanımlayacaktı ki? Bunun için gelmişti Adem Aleyhisselam buradan şuraya. Bak buradan buraya gelmiş. Niye gelmiş? Şuraya çıkmak için. Bir daha. Adem Aleyhisselam cennetteydi. Buradan buraya nüzul etti. Dünyaya. Niye? Buraya çıkmak için. Hatta onun da arkası burada buraya çıkılmıyor. Daha da arkası şuunatını bile burada orayı şuunatı bile aşağıda bildi. Bak buraya çıkmak için buraya inmesi lazım. Burası öyle bir değerli. Bilin böyle bilin. Bu dersi ki ne olur çöplükte harcamayın kendinizi. Şöyle değil. Olduğu kadar. Gazal'in sözü. Her şey olduğu kadar. Olmayan kader. Hastalık, musibet, kanser, bele, kalp, tansiyon, trafik kazası olduğu kadar. Rızık, ilim isteyene, kim istiyorsa o kadar. Ama rızık var ya, rızık ve ömür ben istediğim kadar. Üstüme bağlı, kafanı hırsı vurup kırarsın, hiçbir faydan olmaz. Onun için olduğu kadar, olmaya kader. Yeter ki yıkık köprüyü düzeltmeye çalışmayın. Allah Resulü tabiriyle dünya alemi ervahtan daire-i ervaha yani kabire bir köprüdür. Yıkılmaya yüz tutmuş, tamiriyle meşgul olmayın. Köprüyü geçin. Köprü budur. Bu fazla Gazali'nin sözü müydü abi? Evet. Gazali'nin sözü müydü? Gazali. Biraz sufistayilik varmış Gazali'de abi. Gazali felsefecidir.
yani Gazali'ndir. Allah her asırda imam getiriyor. Bu imamların özelliği şudur. Felsefe, yani o zaman insan, bu insanlar nereye ihtiyacı var? Roma ve Bizans'tan gelmeye çalışan felsefe akımlarına Allah'ın İslam dünyasına çektiği kılıçtır Gazali. Felsefeyi durdurdu. Ondan sonra Mevlana dedi, Bağdat'a geldi. Böyle bir toplumda batınsızlık başladı. Tasavvufçuluk hakkında vazife yaptı. Bediüzzaman geldi böyle bir cemiyete. Avrupa'da yine imansızlık akını geldi. Allah bunu da imani tecdit noktasına vazifelendirdi. İman. Onun için her asırdaki müceddidler toplumun Allah, toplum, Kur'an adına bu toplumu Kur'an'la, Allah, Kur'an, toplum, şahıs. Bu toplumu Kur'an'la barıştırmak adına toplumun baş ağrısını. Eczanede bir sürü ilaç var. Beni ana kadar etmiyor. Benim karnım ağrıyor. Bağırsak kapını istemiyor. Bana lazım olanı verecek. İslam eczanesinde hasta olan benimse bana o ilaç verecek. Bana hepsini verme. Ne olur ne olmaz sen bunu iç. Bütün ilaçta iç. Bu da iyidir deyip. Bazılarda var ya müceddidsiz gitmek. Ya bana dediler ki benim çok iyi geldi karnım ağrısına. Bu kapı sen iç Ayşe Hanım, Ali Efendi. Yani aynı hastalık bile olsa, aynı işte ona şey olsa, ona bünye farklı, tabiat farklı, anlayış, ona verdiği anlam farklı. Aynı hastalık bile olsa o ilaç verilmez. Ehline, doktora söyleyeceksin. Tabiatı nasıldır, şeyi nasıldır, tamam, mizacı nasıldır. Anladın mı? Şimdi eczane girdim. Olabilir canım, hepsinden birer tane ver. Peki eczacı ne yapıyor? Eczacı asıl mücedididir. Diyor ki, beyefendi senin hastalığın şudur. Yani doktor, doktor eczacı, usta eczacı olarak kabul ediyor. Diyor ki, bu eczane-i kübrada sen şunu, şunu, şunu alacaksın. Bu başka. Tamam mı? O yaşına, 60 yaşında içeceksin onu. Bunu, onu ver. O 15 yaşındaki ileri için. Sen dur. Asıl imamı eczanede doktordur. Muayene eder, ilacı sana verir. Sen de tutup, ya hepsi de tabi İslam alimidir, tamam, hepsi de İslam alimidir, hepsi de makbuldur, girdin içeriye, selamünaleyküm arkadaşlar, kapıyı açtık, ondan bana iki tane paket, bundan bir tane paket ver, bunu. Ona BİM'e mi gidiyorsun lan sen, markete mi gidiyorsun, ondan şunu ver, bunu ver diyorsun. Market mi burası dünya, ha? Acayip bir şey ya. Adama diyorum ki, ya ben suda yüzerken, yüzme havuzunda, niye yoruluyorum dedim, nasıl nefes alıyorsun dedi. Dedim ki, o dışarıdaydı dedi, yürürken yapacaksın onu. Bu ne olacak, suyla ne alakası var? Burada, bunun tersi. Ağızdan alınıyoruz, hakikaten öyle. Ona bir yüzmek için rehber gerekiyor da bu hayata istikamete gitmek için rehbere ihtiyaç yok dese bu adamı suya boğmak gerekmiyor. Ona bir tepemize durmuş iki tane adam var. Nasıl yüzeceğini söylüyor, rehber. Nasıl nefes alacağını, nefes alacağını bilmiyoruz ya. Böyle yaparsan diyor, tamam. Eğer dışarıda böyle yaparsan şeyin gider, gücün artar. Eğer dışarıda burundan alıp bununla verirsen ciğer açarsın veya neyse oksijeni fazla alırsın. Şöyle şöyle, adam dört çeşit nefes almayı söylüyor. Ben ne anlatmaya çalışıyorum biliyor musun? Nefes almak için rehber lazım. Bu hayata yaşamak için sonsuza doğru bir peygamberi rehber yok diyen adam nasıl bir adam? Yani nefes almak için rehber var, tamam? Nefes almak için ya. Nefes nasıl alınır? Adam hep bütün psikoloji ona yüklemişler. İnsan gidin nefesçiler deyin. İnsanlar niye sıkılıyor biliyor musunuz diyor. Nefes almayı bilmediklerinden. Böyle diyor. Bak mesela şöyle diyor. Bak. Dört mertebe, üç mertebe de ver diyor. Biz diyor kafesi açmıyoruz ki diyor. Eğer hiç oynamıyorsa sen nefes almıyorsun diyor. Açılmıyor ki diyor. Sadrın açılıyor. Neyse anlıyor musunuz yani? Çok tuhaf. Ve o kadar önemsiyorum ki, o kadar değer veriyorum ki. Bakıyorum, sen tıp doktor bir şey dediği zaman benim alemimde anlatırken ulan bunu neresini anlatıyor şimdi? Tahir tersi, bunu ben göre koyuyor. Köprüdür kardeşim bunda. Yıkılmak üzeredir. Fazla bundan meşgul olma.
Bas geç. Yani onlar namaz kıldın mı? Hiç kıldın mı bunlar? Bu elbiseyle. Oluştuktun. Bir şey okudun mu kitap? Ne mutlu sana. Geç git ya. Uğraşma. Taşları yıkılıyor. Şimdi devam ediyor. Hasan abi, ihatalı bir nazar tasavvur mu? Şey, tahayyül müdür? İhatalı bir nazar diyor. Bakış demiyor. Tahayyül değil, tasavvurdur. Nazar. Nazar, nazar. Ha bakış, bakış. Ha tahayyüldür. Tahayyüldür değil mi abi? Nazar, nazar. Bakış, evet. Deminki metinde nazar da nazar demişti diyor, ya. Nerede? Dokuz okuduğumuz var ya, güneşin zatını mevzusu evet. Var ya. Ha, geniş bir tasavvur, ihatalı bir nazar. Bu tahayyüldür bu. İkincisi tahayyül o zaman. Evet, birincisi tasavvur. Zaten tasavvur olduğunu söylüyor. Geniş bir tasavvur, yatalı bir nazar. O zaman nazara tahayyül diye bakabiliriz yani. Tabii tabii, nazar odur. Nazar, nuzur, bakıldan yer. Niyet mi? Ama ben olsam Hasan abi, üstadın yerinde bunu böyle kullanmazdım. Acaba demek ki ben anlamamışım bir şey Hasan abi. Neden biliyor musunuz? Mesela yatalı bir nazar, geniş bir tasavvur deyince, hani geniş genelde mekan için kullanılır ya. Halbuki biz biliyoruz ki tahayyül mekan Hasan abi. Yani ben bir şey anlamamışım demek. Anlamadığını anladınsa anlamanın başlangıcıdır. Mesela deniz düşün, şu okyanus yüksek, dipsiz ve geniş. Geniş bir tasavvur. Yaşadığın bir alem, ihata. İhata yukarıda olur. Yukarıda bakış olur. İhatalı. Tamam. Hayal ile tahayyül farklıdır biliyorsunuz. Okuduk epey çok. Hı hı. Hayal aynadır. Onu anlamlandıran, istediği gibi yöneten tahayyüldür. Ya bu ders okuyoruz yani. Sen kendini okuyorsun ya. Biziz, biz. Mevzunun içinde biz varız. Bugünkü ders çok farklı ya. Tasavvur gibi. Farklı mısınız? Evet. Bir şey var mı senin Osman senin? Bende bir tuhaflık var. Yani dün iki günden beri acayip bu etkiledi beni ya. Şu şeye bakın ya. Şu şuraya bakın ya. Bu ne acayip bir şey ya. Hasan abi, haletinizi söyleyebilir miyim? Bir açın, biraz daha kameraya gösterin, evet. Herkes de görsün. Hasan abi de buradaki haleti artık kendini hizaya sokmuş. Şuraya. Bak hizaya sokmuş. Buraya. Evet. Buraya. Bak şimdi. Şuraya. Allah aşkına şu. Nereye gitti? Arka tarafta mı? Şu sisteme bak. Ya bunlar hepsi bende mi diye baktım ya. Şuna bak ya. Şu tasavvurda mı hepsi ya? Tamam. Başka da vardı. Nereye gitti o? Ya oturdum. Kapı. Ya bunlar tasavvurun içindeki sıfatlar mı ya? Vay be dedim. Koydum elim. Şu size hikaye roman anlatmıyor. Film yapmıyor. Böyle koydum. Allah Allah. Bunu okuyorum. Bunu okuyormuşum. Aynaya bakıp bu saçı düzeltiyorum. Ya. Düzeltsene bunu. Gözüken bu. Gözükmeye bu. Bunun saçı niye diyor? Bunu düzeltsene. Bir baktım bunu düzeltip bu düzelmiyor. Ama bu düzelince bu düzeliyormuş. Bak şimdi bu gözüküyor. Ben takkiyi düzeltiyorum, düzelmiyor. Bunlar buraya bakınca, bunu düzeltince bu da düzeldi. Psikoloji gibi oldu abi. He? Psikolojide de. İşte karşıyı düzeltmeye çalışıyoruz ya. Tabii evi. Nazarını düzeltince her şey düzeliyor. Mesela idare edilmeyecek eş yoktur. Edemeyen vardır. Bir şey söyleyebilir miyim Hasan abi? Bu konuda... Başka bir konuda. Başka bir konuda. Şimdi şöyle başka bir konuda. Şimdi benim ufak çocuk şöyle derdi önceden bana Hasan abi. Mesela bir pastaneden geçiyoruz falan böyle. Baba bu pasta mı? İşte baba bu çikolata değil mi? Yani biliyor çikolata o. Yani işte hani... Anlarsın yani. Anlarsın yani. Şimdi Hasan abi de gece yarımda hatta bire doğru ilerliyordu saat mesaj atıyor. Hiç yapmadım o saatler. Kardeşler, tasavvur mu yapalım, tahayyül mü yapalım? Yani tasavvur yapalım demek istiyorsun da öyle bir şey anlatmış ki anladın mı? Hiç moto var orada ama sana maşallah. Böyle baktım, ağlamam geldi yani. Sayfalar da koydum. Şöyle bugün, Allah Allah. Allah Allah. Hep bendeymiş. Ben
Ne acayip bir şeymişim ya dedim. Allah Allah. Bunları okumadan, dinlemeden az kaldı gidiyormuşum. Peki anladım, yok anlama. Olsun dizdim, tamam. Bana itiyor, BK'ya gitti o. Allah. Ben olacağım yani. Ondan sonra korktum. Daha nice yazılacak o var olanlar var ha burada. Bunları da onlar yazılmadan gideceklerimiz ne olacak dedim. O zaman dedim ki o da rahmet-i ilahiye yaşasaydım olacaktı. Allah'ın adetiymiş, o teselli verdi. Yaptıklarınla, yapacaklarınla yapmış gibi kabul eden Rabbim var. Yazdıklarımla, yazacaklarımı da yazmış gibi muamele edeceğine inanıyorum. Benim Allah, Rabbim öyle. Allah biz bilin. İddia ediyoruz. Allah biraz tanısak var ya. Tabii yani hani var ya. Hani, ense atıyorsun ya böyle dostuna. Ne haber lan? Bir gün tokalaşıyorsun dostun şöyle. Sonra başka artık dersin ki sonra. Bunu da niçin istiyor? Meğer o dostun şeyi aradaki dostu bağım için. Yani o ibadet, ubudiyet, oruç. Bu iki dostların dostluklarının zeminiymiş. Malzemeleriymiş, yapıştıran. Uhu ile yapıştırdın ya. Neyse, intizam. Peki. Biraz da gidiyorum. Sözler 69. Zira dönmemek üzere zevala mahkum olan bir seyirci, dinliyor musunuz? Dinliyorsunuz da aslında motive oluyorum. Bak, zira dönmemek üzere ölecekse evladından, çocuğundan, ana babandan uzak olmak. Eğer hakikaten Allah ve ahiret yoksa bunun kadar dünyada varlıkla kötülük olamaz. Her şeyi anlamsız yapan ölümdür. Her şeyi anlamlandıran da ölüm olduğu için ölüm hayattan daha kıymetli bir şeydir. Çünkü hayata gelmeyle faniye geliyoruz, ölerek bekaya gidiyoruz. Beka. Şimdi çoluk çocuğunla ebedi alemde beraber olacağız. Bunu ölüm yapıyor. Vahdaniyete delil mevt diyor Hasan abi, değil mi? Evet. Vahdaniyete delil. Zira bak, dönmemek üzere zevale mahkum olan bir seyirci. Seyirciyiz. Kendini seyrediyorsun. Neyle Ali? Varlıkla. Bir dakika. Kendini seyrediyorsun Ali. Neyle? Neyle? Şu varlıkla kendini seyretmek içindir. Bir daha ölçek. Kendimizi seyretmeye gelmişiz. Neyle? Neyle? Ayna gerekmiyor mu kendini seyretmek için? Bunlar bunu seyredemezsin. Ayna lazım. Bu mevcudat senin ayna. Mevcudat da kendini seyrediyorsun. Anlamlandırıyorsun. Anlamlanıyorsun. Olumsuzlayarak olumlulanıyorsun. Allahu Ekber. Mevcudat senin kabı kavseydin oluyor. Ölçeni bir noktada öyle. Zira dönmemek üzere zevala mahkum olan bir seyirci, tamam. Zevalin tasavvuruyla gideceğiz. Ola mezara gireceğiz, kefen var falan. Zevalin tasavvuruyla muhabbeti adalete denir. Ben yanlış şahidim. Yapan da yapılan, kaçan da kaçınan, gelen de giden hep farklı. Sen seyret. Bilir mi bilinen diyor. Allah Allah. Zevalin tasavvuruyla muhabbet adalete döner. Ya Rabbi, bu kadar beni besledin. Bunları da verdin. Tam yiyecektim, tam keyif yapacaktım. Alıp götürüyorsun. Adam 40-50 sene çalıştı, fabrikayı kurdu. Adam 20-30 sene okudu, mühendis oldu. Doktor oldu, bilmem ne oldu. Tam böyle, yani verdiği emek kadar bile lezzetlenemedi. İlkokul, ortaokul vesaire, üniversite. Tam şey yapacaktı, emekli olup diye. Verdiği, mesela ömrüm odada geçiyor. Evet. Doktorun da öyle geçiyor. Senin biraz dışarıda geçiyor. Senin hep odada geçiyor senin de. Hepimiz. Sabah gidiyoruz akşam. Akşam tabii. Ya tam böyle keyif yapacağız, para emekli olduk, tamam veya. Çıktı parayı aldı, birkaç sene sonra ahirete girmiş. Yani zevalin tasavvuru, muhabbeti adavete döner. Hayreti, şu kainata böyle baktığınızda Allah Allah, bunlar mı? Yani bir elma, hayreti istifafa, şu
Şuna bak. Çünkü kuruyacak. Ya kuruyacak 3-5 gün sonra da bu böyle bir çiçek olur mu? Böyle bir şey olur mu ya? Mantık alır mı? Böyle bir israf olur mu? Böyle anlamsız bir şey olur mu? Madem 3-5 gün sonra bu tamamen tersine dönecek, bu boyanır mı böyle? Hayreti istifafa, hürmeti tahkire meyleder. Metin bu. Tasavvur, muhabbeti adaleti dönüştüren, hayreti istifafa, hürmeti tahkire meyleder. Tasavvurla. Allah Allah. Bunlara tasavvur vesile oluyormuş. Normal değil bu. Tamam mı? Muhabbeti adavete döndürüyor tasavvur. Ama bak dikkat edin, mail var. Mail eder diyor. Döndürür evet. Demiyor. He. Mail eder. Mail işte de kendi aleminde. Mail eder. Yani daha onu ortada kaldırmaz. Daha oluşmamış. Daha oluşmamış. Mail eder. Mail eder. Abi dikkatli yani. Mail eder. Onu yapar demiyor evet. Tılsım bu tılsım. Tılsıma benziyor. Tılsımı evvel. Her şeyin bir evveli var arkadaşlar. Her şeyin bir sureti var unutmayın. Her şeyin şu formülü çözüyorduk. Ya tamam, ya tasdik. Dimağda bir tane şey var. Serbest bölgede tasdik var. Takulde tasdik var. Tasdikte de tasdik var. Tamam mı? O tasdiği biraz yazdık. Yazacağız daha. Tasdiğin evveli var. Yani sureti var. Kanuniyeti var. Hakikati var. Mahiyeti var. Evde de öyle. Senin bir suretin var kardeşim. Fanisin. Tamam. Sen beden suretin fanisin. Küllü nefsin zayikatını. Bir de kanuniyetin var. Kazandığın istidatlar kabiliyetine kadar döndü. Bu kanuniyetindir. Esma'da bir karşılığın var. Hakikatindir. Allah'ta bir karşılığın var. Mahiyetindir. Sureti değişmiş. Değişsin kardeşim ya. Mahiyet hakikatim devam ediyor zaten. Köküm sağlam. Ağacın dalı kesilse ne olur ya? İki tane yaprak düşün. Düşsün. Kök sağlam. Adam gibi muhatap ilahi ol. Olalım. Allah bildi mi? Bir an bile yaşasan sonsuz bir anlamsız bir ömre ebtele. Ebte niye? Nesli yok. Bereket yok. Bir an yaşa ya. Allah'a muhatap ol. Ondan sonra git. 24. mektup. Bir an. Seyyar. Böyle. Yetiyor sana. Bütün kaynat senindir oluyor. Yani. Allah Allah. Vücuda attıkların olsun da yeter. Aynı zamanda da meylimizi etkileyen ciddi zeminlerden biri de tasavvurdur. Meylimizi. Yani geri dönüşlüdür böyle. Yani şeye benziyor. Belediyenin atıkları dönüştürüyor faydalı diye. Bak burada arkadaşlar elime bakar mısınız? Şuradan girenler şunları etkiliyor. Şuradan da ne yapıyor? İzandan kalbe iniyor. Değil mi? Şurada. Şuradan kalbe iniyor müspet. Şey vicdana. Bu vicdana adam inmiyor. Çünkü ne yapmış? İzanı yok. Buldur zannediyor. Bitti. Ama Müslüman iniyor. Bak şimdi. Bu serbest bölgenin buraya süzüldü. Bu sütü kaynattınız. Baktın ki pırtı pırtı olmuş. Bu süt kesilmiş. Hemen ne yaparlar? Kaynat. Ama kaynatırken bir yarım limon sıkıyorsun süte. Bir şey anlatmak için burayı anlatıyorum. Süt bozuldu biraz. Faydaya dönüştür. Tasavvuru diyor. Limonu sıkıyorsun. Kaynatmaya devam et. Parça parça adalar oluşmaya başlar. Sonra bu yuvarlak torbaya koy. Süzülsün buraya doğru. O suyu da böbreğinde taş olanlar içsin. O ne çıktı? Çökelet çıktı minzi böyle. Tamam. Minzi çıktı. Akıl. Tamam. Ondan sonra bu aşağı doğru gidiyor. Yani neyimizi oluşturuyor? Bu yapı meylimize sebep oluyor. Meyil etmemize. Sonra meylimiz tersinden dönüp bunları da aktif ediyor. Hani şeye benziyor. Hani dima vicdanı ihya ediyordu. Dönüyordu. Vicdan da orayı ihya olanı inşa ediyordu.
Meyil Hasan abi, kaderin de gerisinde olan bir şey değil mi? Aynen öyle. O zaman tasavvur bizim geçmiş kaderimiz, yani geçmişte gelecek bağlantımızı yaptığımız, geleceğimizi geçmişe, geçmişe geleceğimize kaldırdığımız. Döndürer. O meyiller, bu geçmiş geleceği etkileyen şeyler burada oluyor mu? Duruyor hepsi. Çünkü Adem oldukları için, Adem'i vücutlar tasavvurda ya Erdinç. Adem'i vücutların şeyi yok. Mekanı yok, zamanı yok ki. Dünü bugünü yok ki. Tasavvuruna hakim olan adeta sistemine hakim olur. Şuraya var mı? Şu tahayyül ve tasavvuruna hakim olan bitti. Dünyada cennet yaşıyor. Fethuli fi zamir içi, fethuli fi ibadi ve fethuli cenneti. Gireceksin demiyor, gir. Aa işte bu. Girdikten sonra. Kişinin nüfusu cennet ve cehennem. Mesela bana diyor ki, Allah Allah. Ya şu anda diyor benim durup dururken diyor içim yanıyor diyor, sıkıntılıyım dedi. Dömürisi yakınım. Şunu elimi kaldırmadım sağ. Ne yapacağım? Hiçbir şey yapmamakla yapacaksın. Sakın müdahale etme, karıştırırız. Hiç biraz sonra gitmek zorunda zaten. Musibetin yüzüne gül, o da küçülür, eder tebeddül. Tersine döner. Tebeddül yumurta tavuk, tavuk yumurta olur. Musibetin yüzüne gül. Tabii senin tuzun kuru. Sen öyle diyorsun, ben sıkıntı da benim diyersin. O an dedim, şu anda ben dedim, 2,5 seneyle cezalanmış bir insanım. Her an onaylanıp uygulanacak şeyim. Niye söylüyorum? Ya bu musibet üzerimdeyken söylüyorum. Yani bundan sıyrılmışım, size yaşamamış bir ayetten örnek söylemiyorum. Yaşıyorum, yaşarken söylüyorum. Yaşarken söylüyorum. Musibetin ne diyeceksin ki? Çocuğa biliyor musun? Risale geçiyor. Tabii biliyorsun. Adam padişah kana ihtiyaç varmış o kay. Padişahın kana ihtiyacı var, babanın paraya ihtiyacı var. Baba çocuğunu satmış. Padişah, risade geçiyor. Parası için satmış. Ben satılık çocuk diye tabelayı gördüm Bağdat Caddesi'nde. Tamam mı? 1900 kaçtı? 1986-87'lerde ayakkabı boyuyordu. Satılık çocuk diye. Çocukluk verebiliriz diye. Adamın bir tanesi, bu hikaye değil. Adamın bir tanesi para ihtiyacı var. Çocuğunu padişaha veriyor. Padişah parası var, kana ihtiyacı var. Çocuk da risale geçiyor ya. Çocuk da gülmüş. Demiş. Çocuğa demişler ki akıllı bir şeymiş ya. Padişah ne varıyor? Padişah da sormuş. Niye gülüyorsun demiş. Beni koruyacak zat beni satıyor dedi. Bu memleketin hakimi efradına sahip olması, koruması, diş devletlerden koruması gereken zat kanıma düşman. Beni koruyacak baba hayatıma düşman. Ben ancak gülmeyi yaparım dedi. Ha, ben ancak gülmeyi yaparım. Hayata böyle. Şimdi bir bakıyorsun, ahiret mazimiz var. Ahiretimiz var. Dünyada çırpınıp duruyoruz. İmanımız var. Allah var. Dünya tazikat yapıyor. Allah Rabbimiz seyrediyor. Allah için zor denemiş yok ki. Benim o sıkıntım, benim o imkansızlıklar, hastalıklar, parasızlıklar vesaire. Allah için hiçbir şey değil. Yapmıyor. Başka bir şey var burada. O zaman musibetin yüzüne gül diyor. Niye? O küçülür. Sonra eder tebeddül. Tersine döner. Biz onu şey yapmamızın sebebi böyle arılarla uğraşmamız. Çünkü sistemin akıcılığına itiraz ediyoruz. Çünkü şu sistem, bizim fıtratımızın istediği hayat burada yok. La rahat defi dünya. Dünyada rahat yoktur. İlla darul ahire.
biz fıtratımızdaki ebed arzusuyla buraya ebed süsü vermişiz. Olmayacak bir şeyi olmayacak yerde istiyoruz. Yani o zaman insana ne yapıyor? Muhali talip etmek, kendine kötülük ediyor. Güleceksin kardeş. Nasıl üzüp sen konuşuyorsun kardeş? Bunu Bülent siler. Mekanım yıkılıyor. Ve arsa olarak satıyorlar. Aynı kafa bizden değil diye Laika gibi bir şey neşrediyor. Aynı zamanda da beni mahkum eden zat bizden değildir diye bana ceza veriyor. O ceza veriyor, bu da ceza veriyor. Hem mekanımı yıkıyor hem bizden değildir diyor. İkisi aynı. Neticede aynı yere hücum ediyorlar. İkisi aynı yere hücum ediyorlar. Ve ben içeri giriyorum. Ve çıktığım zaman kalacak yerim olmuyor. Ve 2,5 seneyle hüküm giyiyorum. Her şeyini kaybediyorsun ve size karşınıza diyor ki musibetin yüzüne gülün, o küçülür veya eder tebeddül. Hasan abi, o kadar bir de ki, Hasan abi de gülüyor. Çocuk gibi. Size de gülmek kaldı Hasan. Ben başka hiçbir şey kalmadı. Beni imara edecek arkamdaki veli nimetlerimiz beni satmış onlara. Ne yaparsanız yapın diyor. Yetmiyor, darbeyi de vuruyor. Yani padişah devletindekileri riayete koruyacak kanıma muhtaç. Kanıma düşman. Kanıma düşman diyor. Muhtaç demiyor. Kanıma düşman. Beni koruyacak baba hayatıma düşman. Bize ancak gülmek düşer. Yani tamam mı? Bu hayatı değiştiremezsiniz. Nazarınızı ve tasavvurunuzu değiştirin. Çünkü burada bir sır var, tılsım var. Ben o kuyuda üstte aslan bekliyor, çıkarsa yiyeceğim. Aşağıda kuyu ağzı kadar ağzı canavar var. Kuyunun kenarlarında görmüş bir incir ağacı var. Oraya tutunmuşuz. Kökü de siyah beyaz fare kemiriyor. Bir gün mutlaka o ağaç kopacak. Bu halde olan bir adam gibiyiz. 8. söz bu. Ne yaptı adam? Yukarıda aslan, aşağıda canavar, fare kemiriyor. Bir de bakmış ki incir ağacı ama bütün meyveler var. Tamam. Dişi erkek hepsi varmış. Zeytin de var, incir de varmış. Her şey var. E peki, ulan demiş burada bir sır var ya dedi. Dediği anda tılsım açıldı. Bir baktı ki aslan ata inkılap etti. Canavar kapıya inkılap etti. Kapı olmuş. Meğer kapı da canavar gözüküyormuş. Meğer atmış da aslan gözüküyormuş. Daha raciymiş, salıncak. Daha evet. Öyle daha istemek, böyle incili de demek istemiyordum. Tamam. Öyle Bettin ve Zeytin boşuna dememiş yani. Dişilik erkekti falan. Onun içine giriyorsun. Bir bakıyorsun ki her şey değişmiş. Vay be. Allah Allah. Tılsım açıldı. Tılsım da. Nazarında fena bir memleket etmişti. Vay be. Tarih tasavvuf. Kuyu he abi? Kuyu. Kabir. Hepsini söyle. Mağara. Herkesin bir mağarası var. Kesinlikle. Kişinin mağarası. Sözler 215. Allah Allah. 215 sözlerde. Tamam mıyız? Tamamız. Arkadaşlara tekrar ettim. Dedim ki durumum benim iyi değil. Çünkü ara veririz bu noktada. İyi değilseniz. Çünkü zevali lezzet elem olduğu gibi şu kanına bak. Zevali lezzet. Lezzetlerin gitmesi elem olduğu gibi zevali lezzetin tasavvuru da elemdir, bir elemdir. Yani lezzetlerin kendisi lezzettir. Gitmesi, lezzet gitti. Elem gelmesine gerek var mı? Yok. Zaten elem oldu. Neye benziyor? Şu soruya da cevap olsun. Abi bütün isimler Allah'ın isimleri aklı cennete tecelli edecek mi? Evet edecek. Cehennemde de edecek mi? Edecek. Celali cemali. Nasıl olacak? Mesela Şafii, şifa veren. Cennette hastalık yok ki şifa olsun. Devamlı tecelli ettiği için sihatlı olacaksın.
Hastalık ne yapıyor Allah? Halk etmiyor. Siyatı alıyor, hastalık tepene biniyor. Nuru alıyor, karanlık tepene biniyor. Ademi vücut. Etkileşmemiş bir vücut. Aktif olmamış bir vücut. Ademi vücut, karanlık, hastalık, musibet. Allah ne yapmıyor? Vermiyor. Siyatı alınca zıt oluyor. Vermiyor, oluyor. Tesadüf değil, ademi vücut olduğu için ortaya çıkıyor. Tamam. Şimdi, lezzetten sonra ana elem vermiyor. Lezzeti alıyor, kendisi elem oluyor. Hakiki lezzeti bilmiyor bunlar. Sonra, zevali lezzeti, hatta bunu diyor, daha lezzet değil mi? Mesela biraz baklava yiyorsun. Ya biraz sonra bitecek. Ulan yerken bile elem alıyorsun ya. Bir şey söyleyeyim mi malum bir şey? O malum değil ama kan. Diyor ki bir vakıf vardı, vakıf. Dedi ki aslında sana özel bir şey anlatayım. Öyle bir şey değil ya. Ya dedi, özel hayatımdayken bile elem almışım dedi. Niye? Ya bunun için mi de dersen bu hakikati bıraktı. Eyvah. Yani tasavvuru bile elem. Tuhaf kanunlar işte arkadaşlar. Bu dünya çok garip bir memleket. Alo alo, burası dünya. Dünyaya hoş geldiniz. Yani dershanede olmak meğer hakiki cennetmiş demek istedi öyle mi? Yok. Zıttıyla anlıyorsun işte. Dershane hayatın kafasındaki hayattır. Her dershanede olan dershanede değil. Her insan insan değil. Vakfeden, mesela ben koyunu vakfettim, onun etini yiyebilir misin? Yersen ne olur? Haram olma, haram olmaz, tarime mekruh, haram olur. Bedeli nedir? Yediğin et kadar sadaka vereceksin. Hayatını vakfettin, senin mi artık? Değil. Hayatını vakfettin, hak dava ediyorsun içeride, bir sürü enaniyet kururlar gibiler. Ben, hala ben diyorsun, onun yediğin kadar bedelini ödeyeceksin. Vakfetmek, ufak ufak sadaka veriyoruz abi. Yemedi bizimki. Hekim Allah'a böyle demişti. De, şimdi akşam meşeyden sonra geliyordu işinden sonra. 1985'lerde Fındıkzade'ye geliyordu Ruşta Binyan'la. Ben de şoförlüğünü yapıyordum, çay servis yapıyordum, mahsus odalarına gireyim diye. Akşam ben arabayla götürürken şoförlüğünü yapıyordum. Şöyle derdi, saata bakardı. Allah bereket versin. 3 saatimi Allah'a sattım bugün. Dershaneye giriş ve çıkış saatini deftere kaydederdi. Bir defteri vardı böyle. Not defteri. Şaka demiyorum ha. Giriş saati yazdı dershaneye. Çıkış saati. Arabaya binince ben yazardım. Saate bakıp yazardım. Ve parantez. Allah'a hamdolsun ki bugün 3,5 saatimi Allah'a sattım. İnnallâh işterâ minel mü'minle mâfusakam beyennellâhu cennet. Var ya altın sözler. Allah nefislerini ve mallarını cennet mukabilinde satın alır. Siz de girdiniz 8.30'da. Bazıları onda girdi buraya. Ondan sonra 3-4 saatte Allah'a satacaksınız. O adam da süt satıyor. Veya bir şey satıyor. Sen de ömür satıyorsun. Satarken alıyoruz, alırken satıyoruz. Tasavvur etmek, bak, olmuş gibi veya olacakmış gibi sana aynen tesir eder, tasavvur. Mesela tasavvur ediyorsunuz, olmuş mu? Yok. Olanı tasavvur et yok gibi, varı yok gibi, yoku var gibi sana hissettiriyor tasavvur. Ne kadar kanatlarını açıyor insan. İnsana zenginlik verememek içindir zaten tahayyül ve tasavvur. İnsanı insan yapan sistemdir. Niye? Donuk olurdun. Sırf mevcutla düşünürdün, mevcut kadar düşünürdün, mahiyenleşirdin. Seni mutlak yapan bu ya, muhit ve mutlak yapan budur. Bak, varı yok gibi, hiç olmayan var gibi sana düşündürüp nihayetsiz ufuklar açıyor sana. Lezzetin zevali insana ne tesir ediyorsa, bak, lezzetin zevali, lezzet düşünün. Tesir ediyorsa tasavvuru da aynı seviyede tesir ediyor. Neyi düşünüyorsan
Bak, neyi düşünüyorsan onu kendine, onu kendine taşıyorsun. Bunun tersi delilerdir. Bunun tersi delilerdir. Yani ne yapıyor? Yapıyor fiili, tasavvuru olmadığı için olmamış gibi havada kalıyor delilerden. Yapıyor. Bak bir daha okuyayım da garip baktınız. Baştan okuyorum. Lezzetin zevali insana ne tesir ediyorsa, lezzet içindeyken olan bu gidecek. Ne kadar tesir ediyorsa tasavvuru dahi ayrılmış gibi tesir ediyor. Neyi düşünüyorsanız ona bürünüyorsunuz, o oluyorsunuz. Bunun tersi deliler, deliler, akıl şeyleri, fedaileri yapıyor. Ne yapıyor? Fiili tasavvuru olmadığı için, tamam, tasavvuru yok ya. Yani şey yok yani, fiili tasavvuru olmadığı için lezzeti lezzet olarak alıyor. Yani zeva var abi, niye yok? Var da zevalini düşünecek şeyi yok. O şekilde seviyesi yok. Yani bu baklava gidecek. Der mi? O zaman hangisi daha şey? Deli olmak lazım da. Baklava yerken o zaman deliriyoruz ki yiyoruz. Bak devam edeyim daha iyi. Yani diyor, yani bak. İlle fiil olunca mutlaka sonucu sende tesir edecek değil. Deli için zevali lezzet elem değil, o anda düşünür veya dokunur. Bu birazdan daha kavuşamayacağım kadar benden ayrılacak olduğunu bilmediği için hazırdaki lezzeti alır. Tersi ise lezzet alırken birazdan zevali olacak düşüncesiyle hazırdaki lezzeti kaybolur. Devam ediyor Risale'deki metin. Bütün mecazi aşıkların divanları, yani aşk nameleri olan manzum kitapların şu tasavvur zevalden gelen elemden bir referattır. Sevgiliz yanında gene bağırıyor. Lan niye bağır? Yanında işte. Yanacak diyor. Yukarıdaki hükmümüze delildir bu paragraf. Yani bütün mecazi aşıkların divanları, yani böyle yandın beni pişirdin köfte ettin var ya, onları al sık böyle sık 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 sık. Fırak var. Hep fırak. Fırak acayip bir şey ya. Hiç mi böyle ortaokul dönemi, ilkokul, hani böyle çocukluğu dönemimize sahip, böyle bazılarında çok aktif böyle. Fırak var ya veya zeval, bazılar kaybolmuşsa, insan çok etkiliyor ya. Hasan abi, hatta ölümün kendisi zevalmiş. Fırak ve zeval. Ölüm bu. Eğer diyor zeval ve fırak olmasaydı ölüm gelip yol bulamazdı. Ölüm kendisi zeval ve firakın adı, biz ona ölüm demişiz. Dünyanın zeval firakına ölüm demişiz. Aslında ölüm ötelerin tanımlarına göre kavuşmaktır, visadır. Bak buradan bakarsanız zeval ve firak bütünlüğüne ölüm, geç alemi gaybden o ruhaniler, Allah'a döndük, Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. O melekler, ruhaniler, ahirete, sen de oradan geliyorsun. Kavuşma attır. At, öbürsü de. Yani zeval ve firak bir yönüyle gözükürken aynı şey başka yere visaldır. Aslan ve at diyor buna. Evet. Bak bir tarafta ayrılmak iken aynı şey ötede kavuşmak oluyor. Yani dünyaya doğmak, değil mi? Alemi gaybin, ruhlar aleminin ölümüdür. Dünyaya doğduk. Dünyanın ölümü ahiretin dirilmesi oluyor. Yani acayip bir sıçrama yaşıyoruz. Aslan atak inkilap ediyor yani. Burak oluyor işte. Bu taraftan senin, bakınca aslan parçalıyor. Bu taraftan. Bir şey sorayım abi. Kesin öyle sorayım. Sor. Yok sor. Aslan abi, ben şimdi bir şeyi hakikaten zevalini yaşadığım zaman, gerçekten bir şeyi kaybettiğim zaman o üzüntü nerede yaşanıyor abi? Eğer realite ise olmuşsa, olacaksa, olmuş diye. Olmuşsa neyi kaybettiğine bağlı. Şimdi bu histir. Bak şimdi. Burada hisler de var. His neydi? Dalcıyım, tamam mı? İpi çeviriyorum. Attım mı? Daha tutunum. Daha var, ben varım, ayrı birim.
bizi bağlayan bu ipin adı histir. Histir. Tamam. Şimdi buradan başlıyor o elemin, ta her mertebe hissediyor. Yani derecesine göre şöyle düşünelim. Eğer bir işçi sana ihanet ettiyse buraya buraya kadar gelir, bundan aşağı gitmez. Ama bir eşin yapmışsa buralara kadar gider. Annen baban yapmışsa ta vicdaniyata kadar gider. İşte ben oraya... Eğer sen davana yapmışsan kalbe kadar gider. Tamam mı? Yani eğer dine yapmışsan ruha gider, Allah'a yapmışsan eneye gider. Of! Benim bir şey var bir tane çocuk, ona dedim. Böyle dedim, kendisi, ya diyor Allahsız nasıl yaşıyorlar falan. Bir düşün bakayım, bu kalktı gitti dedi, bu düşünülemez ki dedi. Nasıl yaşıyorlar? Aklım almıyor. Akıl yok ki dedim, aklını almasın. Yani Allahsız. Yani mesela dedin ya, mesela ihanet, yanlış, elem, his, burada yaşanıyor. Eğer şeyse, dünyevilikse akılda yaşanıyor. Dünya, tamam mı? Vesaire, itikada kadar gidiyor. Ama Allah'a yapmışsan, enede, eneye kadar gidiyor tahrip. İslamiyet'i yapmışsan dine, ruha gidiyor. Davaya yapmışsan kalbe gidiyor. Tamam? Kendine yapmışsan vicdanına gidiyor. Doğrulara, ilim dünyasını yaptın mı dimağına gidiyor. Hayattaki o şey, irtibat kurdum var, devamlı değişen, iş yeridir, dosttur, okuldur, uğurla kalın, buraya ilgili. Ya başka. Yani Hasan abiciğim şunu söylemek istiyorum. Ne bu yani? Tasavvur, kanatlarını açtığı zaman her yerde tasavvur, tasavvur. Mesela etkiliyor hepsini. Yani şu telefon var ya Hasan abi, aslında mesela Amerika malı. Fakat üzerine bakıyorsun Çin. Çin'de yapılmış ama o firmanın denetiminde ve yönetiminde. Çin malı ama o firmanın denetiminde ve yönetiminde. Yani bu vicdanda da olsa, itikatta da olsa, kalpte, ruhta bile olsa, ele de dahi olsa yine tasavvurun oradaki karşılığı iş görüyor Hasan abi. Onu da buradan istiyorum. Bir şey girmese oralara bir şey hissedilmez. Bu kalktı mı deli gibi oluyorsun da. Bu olmayınca delinin imanı yok, bizim bildiğimiz iman yok ama cennete gidecek. Çünkü küfrü yok. Küfrü yok. Bunun çağına gelene kadar çocuklar vefat etse cennete gidecek. Hayvanlar cennete gidecek, ağaçlar cennete gidecek tasavvuf edip. Çünkü iman ve küfür yok. Yani bizim bildiğimiz iman yok. Fıtri iman var. Yani bu kafasızın kafası bu. Bu bir tuhaf bir yer. İyi ki bununla başlamadık imana. Evet. Abi acaba itikatta neler var o falan diyecek. Doğru. O da acayip. Çok iyi, çok garip. En bizi etkileyen insan olduk. Atay acayip bir olduk. İtikat garip olduk. Ama bu hepten bizi yok etti yani. Abi ölmüş adam ölmekten korkar mı? Ölmüş. Korkmaz. Kimse yok ki. Korkmaz. Demek ki ölüm diye bir şey yok. Çünkü sadece tasavvurda. Ölen ölmekten korkmuyor. Ölmeden ölümden korkuyor. Evet. Demek ki ölüm diye bir şey yok. Olan tasavvurda. Yani tebdil ustad diyor ya, tebdil mekandır. Ölüm, eğer ölüm var, bedene ben diyorsa, bu ölecek. Ama ben derken ruh kastediyorsa, o zaten terisi olacak. Zerrelerin mevti hayat değildir diyor ya bir şey. Zaten bir hayat yok ki diyor, zevali mevti olsun diyor. Evet. Peki, ve ahir davahum elhamdülillah Rabbil alemin. İkinci tasavvurun ikinci dersine buluşmak üzere. El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Tasavvur dersimizin ikinci versiyonu, ikinci dersi. İkinci parçası. Sayfa 295'teyiz. 25. defterim. Sözler 720. Bugün düşünüp muzdarip olmak 270.
hem gelecek günlerdeki ibadet vazifesini ve namaz hizmetini ve musibet elemini bugün tasavvur edip sabırsızlık göstermek hiç kâr akıl mıdır? Şey attım bir daha yeniden. He? PDF olarak attım. Tamam. Yazılmamış mıydı bu? Göndermedim ben sana. Var. Yani bütün olarak tekrar yeniden çektim ben. Kullanacağım onu da PDF. Tamam. İmam attım. Ne demek? Tasavvur zaman ve mekan arkasına taşır insanı. Tasavvur. Zaman ve mekanın arkasına insanı taşır. Tasavvur zaman ve mekan arkasına. Zaman ve mekan arkasına taşır insanı. Bu metinden çıkıyor. Mevcuttan maziye ve mustakbele bununla bir tanesini söndürsen. Tamam. Mevcuttan maziye ve mustakbele bununla gidildiği gibi, bak, mevcuttan maziye ve mustakbele tasavvurla gidildiği gibi hazırı da farklı yapabilir kimyasına sahip tasavvurdur. Yani hali mazi ve mustakbel yapabiliyorsa peki aynı bu sistem hazırı da farklı yapabilir kimyaya sahip. Çok acayip bir kimya. Seni sana kimya. Yani hazırı mazi müstakbel yaptığı gibi mazi ve müstakbel de hazır yapabiliyor. Çok garip bir şey. Cennete çevirir yani. Tabii. Hususi dünyası. Sözler fazla durmayalım ki gidelim. Sözler 277. Hem bazen tasavvur ettiği bir şüpheyi tasdiki akliye girmiş bir şüphe zanneder. Bu çok Osman değil mi? Çok. Bu çok medarbas oluyor. Çok fazla. Yani bu metnin bu geçtiği yerde divan tamam bayağı büyük bir kısmının açılımı yani önü arkası beraber. Ve seseli sadesi. Yani bu, hele bu tam direkt bu metnin geçtiği yer. Bu. Bir öncesi işte tasavvur, tayyül, tasdik akli. Direkt yani tamamen yani sistemi hemen böyle bir iki cümleyle özetlemiş. Özetlemiş. Bu acayip. Bir de okuyayım. Hem bazen tasavvur ettiği bir şüpheyi tasdik-i akliye girmiş bir şüphe zanneder. Tasdik-i akli. Yani tasdik-i akli, tasavvur. Tasavvur ettiği bir şeyi tasdik-i he. Şimdi nereye attım o şeyi? He. Tasavvurundan bak tasavvurundan kast olmazsa kasten olmazsa mesuliyet yoktur. Nasıl ya kasten olursa mesuliyet var mıdır anlayacağım. Yani evet, isteyen düşünürsen. Yani kast varsa da fiile mi dönmüştür? Kast böyle üstad diyor ki Mesnevi'nin ölümeyede evet diyor burada mesuliyet yok ama kasten ve ısrarla devamlı olan meşgul olan fıtratını bozarak mesuliyet oradan çıkıyor. Yani hayra kabiliyeti kalmıyor. Mesela hayalinden şey mesul değilsin ama hayalin şerde kullandığı ulema der ki fasık olur diyor hayali. Peki sana zarar nasıl oluyor? Hayra mecanın kalmıyor. Yapman gerekenler yapamıyorsun. Çünkü çoğu zaman insanın kontrolünde değil tasavvur. Çünkü tekrar ihtiyar daha üst tabakalarda, iltizamda. Burada telkinat-ı şeytaniyenin cevelan sahası, öyle diyor telkinat-ı şeytaniyenin. Burada galiben ihtiyarsız olduğundan, cüz-i ihtiyariyi ista edemediğinden yeise düşer. Yeis de tam buradan başlıyor, unutmayın. Yeis buradan başlıyor. Yani burası nedir? Telkinat-ı şeytanın cevelan ettiği bir sahadır. Ustad diyor ki galiben ihtiyarsız olduğundan burası cüz-i ihtiyarsını ıslah edemez. Burayı cüz-i ihtiyarsı ıslah edemez. Etmeye kalkmak mali talep ettiği için kendine kötülük yapmaktır.
Cüz'i ihtiyar şuradaydı. Burada da taluku var cüz-i ihtiyarinin. Bakın, cüz-i ihtiyari arkadaşlar şuradadır. Ama sureti buradadır. Sureti buradadır. Kanuniyeti buradadır. Hakikati buradadır. Mahiyet aşağıdadır. Vicdanda. Cüz-i ihtiyarı bir yerde değil. Büyük bir yanılgı oluyordu. Tasavvur okumasaydım bilemeyecektim. Her şeyin sureti tahayyül ve tasavvur değil mi abi? Her şeyin. Her şeyin. Her şeyi. Yazma, yazacağım şunu. Kanuniyeti tahakkul mu, iltizam mı abi? Sabah iltizam demiştiniz, şimdi tahakkul dediniz. Bir dakika. Sureti bu abi. Kanuniyeti burada. Bir taraf ya. Sabah iltizam demiştiniz. Şu iltizam mıydı? Yok, iltizam, öbür iltizam. Şu. Değil mi? Kanuniyet dediniz, hakikati kalp dediniz. Beraber yapalım. Dur, şunu yapalım. Beraber yapalım. Ama mahiyeti kesin kalp olur abi ya. Çünkü irade orada ya. İrade anca oradan bağlanıyor. Sıfattadır ya mahiyet. Şimdi Hasan abi şey mi düşünmeliyiz? Mesela her şeyin sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti var. Vicdanda da her şeyin sureti, kanuniyeti, kendi içinde hakikati, mahiyeti var. Böyle mi düşünmeliyiz? Yoksa bir de söyle. Mesela her şeyin sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti var ya. Var hepsi. Dimağda da bunu vicdanda da ayrı mı uygulayacağız? Yani yine sureti, dimağda, vicdanda. Hepsi sureti. Kendi içinde, kendi başına düşünürsen mesela gelecek zaten. Mesela ileriki dersimizde tasavvurun bir sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti var tasavvurun. Dimağın içinde. Kendi başına. Evet. Dimağ değil. Bir de dimağ içinde bu nedir? Tamam. Birincisi bu. Bu nedir? Ona çalışıyoruz. Sonra diyeceğiz ki bu tasavvur nedir? Dimağda tasavvur nedir? Çok farklı bir daha. Hı hı. Birinci dersimiz şimdi bu. Tasavvur nedir? Sonra kalkacağız. Dimağda nedir tasavvur? Onun için bazen diyorum iyi ki şuradan falan başladık da döndük. Hayır. Buradan başlamış olsaydık bu gözlükle bakamayacağımızdan tahayyül ve tasavvur böyle değer veremeyecektik. Peki de çözüm şey geldi tamam. Evet. Bismillahirrahmanirrahim bahsi var ya abi, onu anlatırken Rahim'i anlatırken Bismillahirrahmanirrahim'deki Rahim buna işaret eder diyor. Rahim'i kendisi değil. Kim değil? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim'deki Rahim. Rahim buna işaret eder. Bütünsel. Buradan başlattırdı Allah. Eğer buradan başlasaydık bunu normal anladığımız ki düz kitap okuduğumuz gibi anlayacaktık. Anlayamadı. Böyle bir anlamlandıramayacaktık alemimizde. Buradan Allah başlattırdı, sonra buraya geldi. Var mı böyle külliyatta böyle bir ders? Var. Nedir o? Şeyde geçiyor. Kayyumiyet bahsinde diyor ki, ikinci şuada, kayyumiyette de geçiyor. Öyle zannediyor. İkinci şuada diyor ki, birinci meyveyi okumadan iki ve üçü oku diyor. Sonra dön diyor birinci meyveyi oku. Hatırladınız mı? Dersini yaptım. Dersini yaptım. Ya, şey de yaptım Murat'ın. Öyle oldu şuursuz olarak. Biz ama istihdam eden şuurlu. Bir şuursuzuz. Şimdi her şeyin bir sureti var. Kanuniyeti var, hakikati var, mahiyeti var. Neyin nesidir? Bu sıfata dayanır. Yani sıfatı zati olur, sıfatı sıbuti olur. O zaman sıfatındaki gözüktüğü, iradenin gözüktüğü yerde kalp, vicdan, irade. Evet, irade orada gözüküyor. Cüz-i ihtiyarın mahiyeti orada olur. Yani mesela şöyle biz düşün, elinde üniversite diploması var. Bunun içinde ilkokul diploma yok mu? Evet. İrade varsa, ihtiyar da var zaten. Evet. Tamam. Onun zımnında var zaten. Hayvanlarda cüz-i ihtiyar var mı? 24. mektuba, söze göre. Cüz-i ihtiyar var. Yani arı, taş mı, çiçek mi? Kedi, et mi, ekmek mi? Tercih ediyor değil mi? Bu diyor, imtihanı var.
Hatta onların tokatları da var. Bu hayvanlarda da bir cüz-i ihtiyar var diyor. Ama irade insana mahsus. Çünkü irade vicdandadır. Vicdanın dört unsuru var ya, doğru. Bir, irade. İki, zihin. Üç, his. Dört, latife Rabbaniye. Kafir de irade çalışmıyor. Vicdanı katledilmişse. Murtedin ya. Ama din gelmemiş, reddetmemişse iradesi vardır. Vicdaniyeti bitmemiş daha, insanlığı var. Şimdi üniversite diplomasının, ilkokul diploması olduğu gibi iradesi olanın ihtiyarı vardır. Dolayısıyla yüz ihtiyarın, yani iradenin bak burada. Şimdi bu, biz neyi suretini konuşurduk? İhtiyarı mı? Evet, cüz-i ihtiyar. Ha, cüz-i ihtiyarın sureti var. Sureti nedir? Sureti buradadır. Suret. Yani onu düşünün bunu. Yönün var senin elindedir. Tasavvur. Şimdi bunun bir insandaki içseli var. O suretin altı. Suretin altı. Bu bir berzah gözüküyor ama tasdik ilimdir. Artık ilme dönüşmüşse burada da bir zaten tarafı yok. Aynı bunun gibi. İki tarafa da açık. Bu şer veya hak olmuş ilim. Tasdik ilimdir. Nedir o? Ya batı biri ver. O zaman kanuniyeti burası gözüküyor. Akılsız olmuyoruz. Kanuniyeti orada. Yani şunu konuşalım diye. Mesela tasdik neydi? Buradan da süzülmüş, ilme dönüşmüş. Ama batı ilimi ve hak ilimi fark etmiyor. Bu burada alayım mı almayayım mı? Bu da bir süzgeç. Süzgeç olan bir şeyde ihtiyarsız düşünemezsin. Bu da bir süzgeç. Bu demek ki yazın, şöyle yapayım ben şuraya. Şu tarafla müsaade olur. Şurayı sileyim. Yukarısı da orası da. Besmeleyecekleriz mi abi? Böyle bir çizdikleri. Bismillahirrahmanirrahim. Hazır şaşırıyor. Ya bu gafur da olmasa var ya, ne olur? Olmamış olur. Başka bir şey olmaz. Huzurdular kalbime. Kabile huzurdular. Vahir tasavvur gibi donukluktan. Kabile neyse. Şunun devamını yapıyorsunuz deftere. Bunu bak, şunu buraya taşıyorum. Kabul edin buradadır. Kanuniyeti tasavvurda suret ha sureti o mu bu mu? Yapan bir sistem akılda bunlardandır. Esas odur zaten. Kanuniyeti akılda, taakkulde çok çabalıyorduk. Akılda mı? Aa Osman. Cüz-i ihtiyar orada mı burada mı diye. Ne kadar zor. Meğer hakikati kanuniyeti desin çok da kolay. Evet. Tırmalıyoruz. Yani şöyle. Anladın mı? Yani böyle hepsinde var. Var yani evet. Ama acaba bunu evet. Sonra bu böyle bir formu çıkınca varmış, hepsinde varmış. Bir bakıyorsun akılda, bir bakıyorsun değil. Tamam. Tek bir şey zannediyorduk, ili bire yamattıyorduk. Sonra arkadaşlar süzgeç, mahiyeti, cüz-i ihtiyar hemen koyalım. Hakikaten. Şey, hakikatine geçmeden, iradede ya. İradede. Vicdandan. Vicdan. Daki
iradede. Tamam, şimdi hakikati nerededir? Şimdi gelelim buraya. Hakka eşeği sabit eder. Biri cüz, biri kül. Bu fiile dönüşmüş. İltizam. Bu ilme dönüşmüş. Bu artık taassup olmuş. Tamam. Bu da iltizamda. Peki tasdik dediğinizde ihtiyarı kullanılmış olmaz mı? Tasdik, tasdik artık şey olmuş. Hani orada cüz ihtiyarı daha çok kullanılırmış gibi geliyor insana. Mesela taakkulde yerine tasdikte... O zaman şöyle bir şey olur. Bak. Doğru. Şöyle yapalım. Hepimiz beraber konuşalım. Çünkü iradenin içine koymaya ne gerek var? Zaten ona irade zaten otomatik barındırmış da tekrar orayı onu sokmak acizlik ifadesidir. Şu olsa tasdik, iltizam. Çünkü iradede zaten otomatik var. Niye koyuyorsun? Dimadadır ihtiyar. Aşağıya niye indiriyorsun? Çünkü zuhuratı burasıdır. Bak şimdi. İlkokul diplomasıyla beraber tamam içinde vardır diye onu fotokopi çekip de getirmiyorlar ki. Zaten iradede var. Yani ihtiyar deyince aklidir. Ustad akıldan. Yani istifa ettim diyor. Nereden? Cüz ihtiyarına vazgeçtim. Neyle? İradeyle. O zaman dediğin gibi burada ilim var. Burada ilim tasdik olunmuş ama batıl ama doğru. Burada fiile dönüşmüş. Bu şeyimiz doğru. Hasan abi, bu cahil bir şey söyleyebilir mi abi? Şimdi cüz kül olarak bakmalıyız diye diyorum. Çünkü Akşemseddin de o şekilde diretiyor gibi anladım. Şimdi cüz olarak bakarsak yani bir birim, bir bölüm, bir parça olarak bakacak olursak eğer dimadı bu. Ama büyük insan olarak değerlendirecek olursak her yerde ayrı mesela dimada sureti veyahut da büyük insandaki sureti diye farklı farklı noktalara belki koyabiliriz. Tabii tabii. Mesela şunu demek istiyorum Hasan abi bir taraftan da. Şimdi oradan sonrası ölüm ve helaket diyoruz ya Hasan abi. Ha, dinliyorum. Burada cüz-i ihtiyarının dimadan sonraki ölüm ve helaketi oluyor, iradeye dönüşüyor. Yani artık cüz-i ihtiyar... Artık değil. Çıkıyorsun. Artık bu vicdan artık inmez şu cüz-i ihtiyar. Orada artık şey var, irade var. O zaten kapsıyor. Bu herhalde Allah-u Alem bize Cenab-ı Hak şu anda budur. Şunu abi şeşili yapayım da. Mevlana abi. Tamam abiler. Şunu yazabilirsin. Çok güzel bir tabi tasavvuru okuyunca koyabildim ben bunu. Yani cüz-i ihtiyar tasavvuru okuyunca bak cüz-i ihtiyar da yerine oturdu. Tamam iltizamdaydı ama gene şeyimiz vardı. İlk derste cüz-i ihtiyarı yani ilk zamanlar. İlk zamanlar. Emri itibarileri konuştuğumuzda cüz-i ihtiyar da orada tahkul. Ama ne kadar doğruymuşuz. Yani ama Osman şunu bulamadık ya. Yani bu olmadığı için bu formül olmayınca ya bir bakıyorsun tasavvurda, bir bakıyorsun tahkulde, bir bakıyorsun tasdikte, bir bakıyorsun iltizamda fiile dönüşmüş. Hangisinde ya? İlk formüle girince en ilk konuşmaya başladığımız zaman herkes farklı yerler söylemişti Hasan abi. Herkes mekanını da belli etmiş oldu. Ve doğru yani. Hepsi de doğru. Hepsi de doğru. Ama birisi şimdiden konuşuyor, birisi hakikatten konuşuyor. Kimisi mahiyet, kimisi mahiyetten. Evet. Ama çok doğru. Evet. Hepsi de elhamdülillah. Evet, hepsi oturdu de. Değil mi? Elhamdülillah. Ben de şu anda rahatım. Çünkü oturtamıyordum tam. Bir bakıyorum ki Osman taakkulde ya. Şurada. Bir bakıyorum, bu çekten sari, iltizamla fiile dönüşmüş. Bakıyorsun bu düşünce, yolu bu mu? Yine bu yapıyor adam, bunu düşünür mü düşünmeyeyim? İhtiyar değil mi ya bu? Burada atladığımız iki mertebe var. Bir izana atladık, bir de itikad. Hani seçtik onları, eledik bir şekilde. Niçin? İzan, vicdana açılan bir kapıdır. O zaten gireni çıkıyor. Kalpte kalbi olduğu için orada zaten irade belki... İrade aktif. ...şey yaptı. Bağlantı kurdu.
İtikatta da İtikat bir netice gibi düşünürsek... Netice zaten. Netice zaten artık evet. Bitmiş. Yani. Orada artık bir yeni bir tanımlama ve tercih falan değil o. Ben onu, ben bunu bir yazmak istiyorum. Yazayım hemen şu şeyi. Ama sonra mı yazarız? Silmeyiz herhalde, sonra yazarım. Unutursunuz abi, yazın tazı kadar. Öyle mi? Ondan sonra hemen... şeyi... cüz-i ihtiyarı hemen yazıyorum. Cüz-i, siz de yazınız. İhtiyarın 1, 2, 3, 4 sureti kanuniyeti. Madem ben yapmıştım, niye yazıyorum ki? Madem siz yapmıştınız, niye yazıyorsunuz ki? Ha? Demek ki değilmiş yani. Hakikati, mahiyeti. Birine sordu. Nerededir tasavvurdadır? Taakkul derdir. Harika. Bunu nasip eden Allah'ım olsun. Çok zordu ya ihtiyar. Vallahi sanki cüz-i ihtiyar okunmuş gibi netice verdi. Hani biz yapmıştık, Okay niye yazıyorsun Hasan? Sözler, arkadaşlar devam ediyoruz. Bir de okuyorum, sözler 277, hem bazen tasavvur ettiği bir şüpheyi tasdik-i akliye girmiş bir şüphe zanneder dedi. Tasavvurundan, yani kasten olmasa mesuliyeti yoktur. Çünkü çoğu zaman insanın kontrolünde değil. Lemalar 75'te bu var. Çünkü ihtiyar daha üst tabakalarda, iltizamda. Burada telkinat-ı şeytanın cevelen sahası. Burada galiben ihtiyarsız olduğundan, cüz-i ihtiyarı ıslah edemediğinden yeysi düşer. Yeysin başladığı, yeysin ilk mukaddemesi, tasavvur. Yeys de tam buradan başlıyor. İnsan şuralarda hata yapıyor. Nerede? Tahayyülü, taakkul ile. Tahayyülü, taakkul ile. İltibas eder diyor usta. Tahayyül ile, bunu da atlıyor. İltibas eder. Tevehüm ettiği bir şüpheyi, tevehüm. Şunun ortası. Yani bunun içinde. Yani için. Tevehüm ettiği bir şüpheyi, imana zarar veren bir mi diyor? Bir şey. İmana zarar veren bir mi? Yok. Veren şek zanneder. Bakar mısın? Tahayyülü taakkule karıştırır. Tevehümü iman kalpte. Ne alakası? Bunun... Şeyde bir önceki cümleyi nasıl okudunuz abi bir daha? Dedim ki tahayyülü iman şuralardan hata yapıyor. İnsan. Tahayyülü taakkul ile iltibas ediyor. O cümlenin devamında da şöyle diyor, yani diyor abi, hayale gelen bir şüpheye, akla girmiş bir şüphe tevehüm edip itikadına halel gelmiş zanneder. Evet, itikad. Yani ismi özü taakkulde değil aslında gene. Evet. Orada itikadına gitti. İtikadına gitti zannediyor. Ama biz lazım olanı al. Tamam. Sonra tevehüm ettiği şurada bir şüphe imana zarar veren bir şek zanneder. İman nerede? Birincisi doğru, itikad. İtikada zarar verdi. İkincisi imana zarar verdi zanneder. Evet. Okur musun birinci cümleyi? Okuyayım abi. Bak. Elimle hareket ediyorum. Ha, bir işareyle vesveseli adam bazen tahayyül, taakkul ile iltibas eder. Bak. Bununla bunu iltibas eder, karıştırır. Yani hayale gelen bir şüpheyi, akla girmiş bir şüphe tevehüm edip itikadına halel gelmiş. Şöyle. Şimdi tabi alakası. Sonra bazen tevehüm ettiği bir şüpheyi tevehüm ettiği bak şüphe. Şimdi buraya geldi. Bunu buralara taşıdı. Bak bir dakika. Tahayyülü itikatla irtibas etti. Dikkat edin. Tahayyülü itikada götürdü. Tasavvuru imana götürecek. Birine vesvese. Tevehüm ettiği şüpheyi imana zarar veren bir şek zanneder. Şek zanneder. Birine vesvese. Yani tahayyül itikadı etkiliyor. Tasavvur imanı etkiliyor. Bir devamında ama şey diyor abi, onu tevehüm için dedi ama bazen tasavvur ettiği bir şüpheyi tasdik-i akliye girmiş bir şüphe zanneder. Evet işte.
Ya Hasan abi, tahayyül sadece dimağda tesirini gösteriyor itikatte. Tasavvur daha geniş mi? Öyle mi oluyor Hasan abi? Tahayyül itikada, tasavvur tasavvur ise imana. Vur ise daha çok kalbede daha çok imana. Bu 5. derece tam imanın mahalli yapıyor. İmanın mahalli kalp olduğu için tamam yapıyor. Ama ne acayip bir şeylermiş ya. Şimdi röntgen çekiyoruz, MR çekiyoruz. Doktor ameliyat yapacak, şu şu şudur, şurada şudur gibi yani. Sonra hem bazen tasavvur ettiği bir şüpheyi, şuradayız. Tasdik akli girmiş bir şüphe zanneder. Tasdik akli. Şimdi bunları tek tek o tasdiki mertebesinde yapayım. Yazayım. Çünkü tasdik bunlar, onu şey yapalım. O şey nerede? Sende mi? Onları bana yazdırsana. Attığınız şeyler. Hepinize attım. Şurada atmıştım çöp ama. Ben şey yapayım. Var abi şeyde. Varsa, WhatsApp'ta duruyordur. Telefonunuzda, WhatsApp'ınızda atmıştım. Bana yazdırır mısınız onu? Öyle yazdırır. Kağıtlara yazdığınız şey mi? He? Hangisi abi? Kağıt. Ama onun uzun mu olur acaba? Okur musun sen? Tahakkuldeki tasdik... Bir dakika. Burada da bir tasdik var arkadaşlar. Size Dima ve Çarşamba grubunu attım. Ama... Aklı 24 sıfatı diye saydığımızın içinde vardı galiba. Yani attım. Maalesef bir ara çalıştık. Evet, evet. Ha, bak şimdi. Neymiş bir de okur musun? Tahakkuldeki tasdiki atlidir ki zıtlarıyla karşıtlarıyla var. Buradaki bir tasdik var burada. Zıtlarıyla beraber bir tasdik, unutmayın. Zıtlarıyla ve karşıtlarıyla beraber tasdik. Sonra tasdikteki fikri, şuradaki ilmi tasdik ise, şuradaki fikri ve ilmi tasdik ise ademi vücutlarıyla beraber tasdik. Adem vücutlarıyla beraber. Niçin? Adem vücud ilmi perde olmuş bir ürün vardır. Burada tasdik var. Hangi tasdik? Ademle şey vücut, yani ademleriyle beraber var. Öbürsü daire. Tamam mı? Zıtlı dedi. Burada ademiyle, burada karşıt dedi. Karanlık, aydınlık, iman, küfür, doğru, yanlış, karşıt demektir. Burada ise vücut ve adem gibi tasdik var. Bunu da sonra kanuniyet diyelim bari. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Ya bir dakika bu, ama bu işte, yani ademle vücut deyince çok acayip oluyor. Üçüncüsünü de söyle. İltizamdaki tasdik ise eylemin, fiillerin alt veri tabanları olan örf, gelenek, anane, kültür, tevarüsen tazammun eden şair-i İslamiye'yi de tazammun ederek tasdik. Bak. Tazammun ederek fiile dönüşmüş tasdik. Bir şey, mesela fiil. Fiile dönüşmüş bir tasdik var. Fiil. Nedir o? Kültür, örf, anane, gelenek, bir de tevarüsen cisimleşmiş şair. Buradaki o tasdik. Bir de bir tane daha olacak. Başka yok abi. Üç tane mi var? Üç tane var. Dört tane. Sen şimdi söyle, ne diyordun? Ben abi diyordum ki, şimdi nasıl ki kainatta zıtlarını biliyoruz ya şey abi. Tahakkulde şey, tasdikte, yani tasdikte zıtları ayırmış oluyor artık. Yani zıt yok orada aslında abi. Yani sadece karar verdiği ilim var. Sadece ilim var. Adem ondan Adem, sonra Adem, ilimin üzerine... Ama ilim ya, ilmi nihayetsizlikte ne çıkartıyor? Allah'ın ilmiyle bizim ilmimizi fark edene, Allah'ın ilminde cehalet yok. Tamam mı? Nihayetsiz. Bizdeki nihayette olduğu için içerisinde yazdı. Adem var. Adem'le beraber. Adem'le beraber. Evet. Ondan sonra kime libas giydiriyoruz Hasan abi iltizamda? Evet. Şurada bu iltizam mı? Evet. Bu iltizam eyleme dönüşüyor. Bu eylemin altyapısında ne var? Eylem. Yapıyor adam. Tamam mı? Şimdi bir. Tasavvur var onun aleminde. Tahakkul var onun aleminde. Tasdik var onun aleminde. Vicdaniyat var onun aleminde. Fiile dönüşmüş. Yani bir insan fiile dönüşmüş bir şey varsa, yani o fiil. Yani İslamet fiil. Bir. Tasavvurunda var bu tasdik. Tamam mı? Evet. Aklında var bu tasdik. Tasavvurunda bir şey tasdik etmiş. Tesettürü nasıl giymiş? Tasavvurunda tasdik etmiş. Tahakkulunda
akletmiş, tasdikinde ilmetmiş, iltizamında fiil etmiş. Bir daha, tasavvurunda yorumlamış, taakkulde akletmiş, tasdikte ilim etmiş, iltizamda fiil etmiş. Tasdikin, yazıyorum. Mesela tasdikin, tesettür diyelim ki daha cazip oluyor, eylemse, tasavvur etmediği bir şeyi taakkule girmiyor. Deli olur o zaman. Çünkü altyapısı yok. Hani delinin aklı yok değil. Bulgarsız olduğu için, yani devre koptuğu için aklına, aslında akıllı düşünüyor. Akıllı şeyler söylüyor. Cepe cepe şeyler söylüyor. Diyor bir tane ya, arabanın vizyonu çıkmış. Demiş ki, kaybolmuş. Her vizyon yok, anahtarla şey, vizyon şeyleri. Her lastikten bir tane sök demiş. Ulan nereden bildi ya? Bak, tasavvurdan mesela tesettür diye dersek, tasavvurda sureti, tasavvurda ne yaptı demiştik biraz önce? Tasavvur etti, tasavvur etti, taakkulde akletti. Şeyde yazmıyor yani bu. Suret, kanuni, hakikat, mahiyet. Öyle yazmayacağım. Yani yapılmış ya. Tamam. O zaman dur yazayım ki şey olmasın. Aynı şey yazacaksınız ama o zaman nasıl olur? Olsun. Bir şey değil. Onu aslında şerh ediyoruz şimdi. Aynen. Tasdik aklı ne demek dedik? Onu suret kanunu hakikat şeklinde ifade edersek yerini rahat ederiz. Yasin diyor ki Hasan abi tasdik aklı ne demek? Yani zıtlarıyla onu söyledi biliyor musun onu okudu. Zıtlarıyla karşı. Mesela şurada kanunit burada. Onu okur musun abi? Akıldakini. Taakkuldeki tasdik, tasdiki aklidir ki zıtlarıyla, karşılıklarıyla. Bir dakika, tasdiki akli. Aklidir ki zıtlarıyla, zıtlarıyla karşılıklarıyla var demiştim. Zıtlarıyla karşılıklarıyla karşılıklarıyla var. Evet. Peki tasdikteki fikri ilmi tasdik. He? Tas fikri ilmi tasdik demişsiniz abi buna. Ne demişim? Tasdikteki fikri ilmi tasdik ise ademi vücutlarıyla beraber tasdik. Ha o zaman dur. Şunu bir de okur musun Yavaş? Ne demiş sileceğim? Ademi vücut tasdikteki fikri ilmi tasdik ise tasdikteki fikri ilmi tasdik ise fikri ilmi tasdik ise tasdik ise ademi vücutlarıyla ademi vücutlarıyla beraber tasdik. Beraber tasdik. Şurayı siliyorum. Dur. Sonra iltizamdaki olan iltizamdaki iltizamdaki tasdik ise bana bak şey torba var orada. Yo onu ben bunun torbası yok mu? Torbadan aldım onu. Torba ama bunun boyasını at. Tamam onu tak. Ha, iltizamdaki tasdik ise tasdik ise eylemin fiillerin alt veri tabanları olan eylemlerin fiillerin alt veri tabanları olan eylem yanlış oldu. Alt eylemleri. Eylem ha. Bu mezcetmek mi oluyor abi şimdi? Ne demek? Evet, eylemlerin fiillerin alt veri tabanları olan
Örf, olay, örf, gelenek, anane, gelenek, anane, evet gelenek, anane, kültürden tevarüsen, ve anane, kültürden tevarüsen, tevarüsen, tazammun eden şair İslamiyeyi de İslamiyeyi de tazammun eden ederek fiile dönüşmüş tasdik. Ne demiş bir dakika? Şair İslamiyeyi de tazammun ederek fiile dönüşmüş tasdik. Evet, tazammun. Şimdi birincisini yazacağız. Şimdi tasdik sureti tasdik yatmış gibi gözükmek. Tasavvur olabilir herhalde. Tasavvur olabilir. Tasavvurda tasdikmiş gibi gözükebilir. Tasavvurdakine zaten tasdik akliye diyor ya, ama tasavvur ettiği şüpheyi tasdik akliye girmiş zanneder. Ha, tasavvur ettiği. Yani, tasavvurda olmaz. Ha, tasavvur etmesi. Kendisi ama... adı. Tasavvur. Ha, tasavvur. Kendisi yani. Yani zaten. Çünkü tasavvur ettiğini tasdik zannediyor. Ha, tasavvur ettiği. Tasdik akli zannediyor. Tasavvur etmeyle tasdik ediyor tasavvurunu. Yön veriyor. Tasavvuruna yön veriyor. Zannediyor, tasavvuruna gelen şüphe. Burada bence onu hiç oraya taşımasak da tasdik-i akli, yani taakkuldeki olanı sureti desek, çünkü orada bir taraf orada bir şey var. Tasdik-i akli sureti. İzanı da katabiliriz tasdikte. Yani bu cümle buraya mı olacaktı? Yani olsa, yani boşuna tasdik-i aklidir ki zıtlarıyla karşıtlarıyla beraber var, uyuyor şeye, yani, tasavvur uyuyor. Ama akıldakine ne diyeceksin tasdik, söyle bir de. İşte şimdi o taakkuldeki suretidir tasdik. He, yok, burası sureti, burası kanuniyeti. Kanuni neyin? Tasdikin. Değil diyorum ben de, değiştiriyorum onu. Evet, yani buradan çıkartıyor musun? Ha? Evet. Oradan çıkarttım, tasavvur biraz zorluyoruz şimdi. Sureti. Çünkü tasavvur daha tasdik etmiyor. Sureti de akıldı diyor abi. Bak, tasdiğin suretini tasavvurda demek biraz zorluyoruz gibi geldi. Tamam. Peki. Yani, akulde bir tasdiklik var. Şurada var, kesin var. Tasdiki akıllı. Orası suret olsun. Tamam, suret. Tasdiğin kendisi kanuniyet olsun, ilmi olduğu için. Tamam. Uyuyor. İzanı hakikat, iltizam şey yapalım. Uyuyor. Çok uyuyor. Çünkü niye izan biliyor musun? Vicdan da esmaya dayanıyor ya, şey, oraya akıyor. Vicdandaki, yani esma. Çünkü burasını niye tutmadı? Tasavvur da pek tasdik olmuyor. Hasan abi, siz de olduğu gibi tahakkülsünüz. Ne dersek ona bir şey uyduruyorsunuz şimdi. Ben de şimdi bakayım. Tahakkülsün bir tarafta. Ben şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Çünkü malzemeleri alarak yerine oturunca ancak tatmin oluyoruz. Mesela şimdiye kadar buna olmamıştık hiç böyle. O zaman tasdiki aklidir ki sureti şeydedir bu. Akıldan. O zaman bir sıra aşağı sıçacağız. Her şeyin sureti tahayyül ve tasavvurda. Şuna kaydedeyim şöyle. Kanuna aykırı diyor. Evet. Kanuna aykırı bir kere abi. Baştan söyledim. İtiraz geldi abi. İtiraz geldi. Her şeyin sureti tahayyül ve tasavvurdadır. Dedik. Tasdik dedik. Her şeyin sureti evet. Tahayyül ve tasavvurdadır. Şimdi tahakkulde suretten bahsedemeyiz. Tasdiki bir yer orası. Değil mi? Tabii tasdiki akli diyoruz ya. Ama tabii. Anladın mı? Onu ne diyorsun? Biraz da gidelim. Bir taraf karar verecek şimdi. Tasavvurda zannediyor. Tasavvurda bir tez yapar mı? Peki biraz da gidelim. Ben bunları öğrettiğim hiç iyi olmadı.
Vallahi. Bir kere daha almasaydın. Hasan abi kendinizi seyrediyorsunuz şu an. Ben de bunlardan seyrediyorum kendimi. Biraz da gidelim köme sığınıyoruz buraya. Ne istiyorsun? Hem bazen tasavvur ettiği bir şüpheyi, tasavvur diyor, tasdik etti demiyor. Tasdik yaptığı girmiş bir şüphe zanneder. Tasavvur ettiğini tasdik etti deyince tasdik etti buradadır. Bunu söylüyor. Ama bu kanuniyete akıl denilir. Niçin denilebilir? Çünkü vaydi kıyası yani şey değil, mutlak olmamış daha. Neyse biraz da gideyim. Bir daha hem bazen tasavvur ettiği bir şüpheyi tasdik yaptığı girmiş bir şüphe zanneder. Hem bazen bir emri küfride tefekkürü küfür zanneder. 5. Yani dalaletin esbabını anlamak suretinde kuvve-i müfekkirenin cebelanını ve tetikatını ve bir tarafını muhakemesini hilaf-i mal zanneder. 6. İşte telkinat-ı şeytanenin eseri olan şu zanlardan ürkerek eyvah kalbim bozulmuş, itikadım halel gelmişler. 7. O haller galiben ihtiyarsız olduğundan cüz ihtiyarsıyla ıslah edemediğinden yese düşer. Kuvve-i müfekkire ne? He? Kuvve-i müfekkire ne? Neresi? Kuvve şey, takul de. Kuvvelerden bir tanesi. Kuvve-i müfekkire. Evet, kuvve-i atliyeden farklı mı? Tabii. Kuvve-i atliyeden tabii. Kuvve-i atliyeden farklı o. Müfekkire, kuvve, enerji. Kuvve deyince güç ya. Peki akla, aklı tefekkür akıllı yapmıyor muydu? Hani şeyde, takulün içindedir. İçinde takulle mi? Akıl şey başka ya. Tamam. Takulün içerisinde akıl var. Ama kuvve-i müfekkire işletiyor. Kuvve-i müfekkire var. Kuvve-i hayaliye. Kuvve-i şey var. Kuvve-i gadebi. Hayda hayali diyor burada. Musavvere. Zihin var. Tamam 20 küsur tane. Kuvveler. Zihin var. Tevehümü bilmeyene itikadına halel geldi zanneder. Tevehüm tasavvurdadır. Yani şöyle bunu çekin. Yani tevehüm burada. Burada burayı zannediyor adam. Tevehümü bilmediği için itikat zannediyor. Onun için itikadın bozulduğu zanneder, psikolojisi bozuluyor. Bu ne biçim insanın? En böyle mahremime böyle şeyler düşünüyorum. Vesaire. Veya mahremime şöyle düşünüyorum. Tevehüm ettiği veya ne bileyim korkular bir tane. İyi değilim. Ben çökmüşüm. Öleceğim. Vehim ediyor. Tevehüm ediyor. Tamam bak. İtikat etmiş gibi dehşet alıyor. O zaman akıl kendisini kilitliyor. Titriyor. Diyor ki tevehümü bilmiyor. Bilmeyene tevehüm ettiği bir şeyi itikadını halel gel zanneder. Niye? Bilmiyor ki bunu nereye koyalım. Sonra hayale gelen bir şüpheyi, şüphe hayal değilmiş. Bak hayale gelen bir şüpheyi. Görüyor musun? Hayale gelmiş şüphe. Şüphe hayal. Tahayyüline gelmemiş. Hayır. Hayale gelmiş. Tevehüm ettiği bir şüpheyi, bak şimdi vehim ettiği şeyi. Burada da varmış şüphe. Önce koydum. Hayalde de var. Tevehüm ettiği bir şüpheyi imana zarar veren bir şek zanneder. Hayal ettiğini tevehüm etmeye başlıyor zaten. Evet. Hayal yani ettiğini tevehüm ediyor. Gördüğünü tevehüm ediyor. Hemen tevehüm başlıyor zaten. Başlıyor. Çok yakın ya birbirlerine. Evet. Hasan abi bir şey söyleyebilir miyim? Önce bitireyim şu cümleyi de ondan. Burada da şüphe tasavvurda. Yani şüphe hem tahayyülde var hem tasavvurda da. Tahayyül ettiğimiz bir şeyi tasavvur etmememiz mümkün değil değil mi? Gibi. Çok zor. Yani yok gibi de nasıl diyeceğim? Yok yani. Tahayyül ettiğim bir şey tasavvursuz nasıl olur? Çünkü adeta şu. Yapışıklar gibi demek. Şöyle diyelim. Yapışık. Tasavvur ettiğini deme tahayyül eder insan. Değil mi? Çok, yok bir şey bilmiyor. Hemen. O anda zaten. Aynı zamanda tasavvur, tahayyül tasavvur olmuş. Üstad şunu Latif Nükleri'de şöyle diyor. İlim kudret olmuş, kudret ilim olmuş. Mesela yağmura, yağar dübleyi veya semaatli, yağmura.
El sema suyunu kes dediği anda kesiliyor, kesildiği anda söylüyor. Emrediyor, oluyor, olduğunu söylüyor, söyler, söyler, oluyor. Aynı şey, ilim kudret olmuş. Hayal tasavvur olmuş, yani tahayyül tasavvur olmuş, tasavvur tahakkül olmuş. Şey, tahayyül olmuş. Şimdi şüphe, şüpheyi hayal edince şüpheyi tasavvur ediyor. İkisine de gelmiş. Şimdi söyle abi, bir şey diyecektin. Hasan abi, hayal bir nehir, biz tahayyülle o nehirden tabiri caizse kolumuzu uzatıp tuttuğumuzu çekiyoruz, tuttuğumuzu çekiyoruz. Yani burada şüpheyi kabul etmek yine bizim cüz-i ihtiyarımızla alakalı bir durum gibi görünüyor sanki. Değil. Evet, şüphe, şüphe yani tahayyülde, tasavvurda var. Ondan sonra ama yani bir tasavvur ediyor, tasdikle hiç alakası yok gibi. Tasavvur ediyor yani, tasdik yok ki burada. Tasdik olduğu zaman mesuliyet başlıyor, burada mesuliyet alanı yok. Yani tahayyülle tasavvurda bir tasdik yok. Tasavvurdaki tevehüm hem hayalde aktif hem de tasavvurda aktif Osman. Yani şüphe. Evet. Hem tahayyülde aktif hem tasavvurda aktif. Zanlar, telkinat-ı şeytanenin zanlar, telkinat-ı şeytanenin eseri olan şu zanlardan ürkerek. Zanlar da bu. Telkinat-ı şeytan olduğu için zanlar da tasavvurda. Kur'an'da zanın bin manalarından bak. Kur'an'da zanın bin manalarından. Ey iman edenler! Zanların bir çoğundan kaçının. Çünkü zanın bir kısmı günahtır. 49-12. Zan insanı zenginlik, insana zenginlik katar. Zan insana ait diyorum. Zenginlik katar, farklı farklı düşüncesine malzemeler olur. Alternatifli, karşıt ve karşılıklı düşünce zenginliği verirken birçoğundan kaçının diyor. Ne yaparmış insanı? Bir de okuyorum. Zan, insana zenginlik katar, farklı farklı düşüncesine malzemeler olur. Zanlar aynı zamanda alternatifli, yani karşılıklı ve karşıtlı düşünce zenginliğini verirken birçoğundan da kaçının diyor Kur'an. Bu zanı tasavvurda, şüphe zan tasavvurda, şüphe aynı zamanda tahayyülde de var. Cüz-i ihtiyarisiyle ista edemediği yese düşer. Öyle geçiyor metin. İsta olmayan taraflarımız bize yeis atmaya, atmakta kullanıyor şeytan. İsta edemediğimiz her şey, yani mesela kullanmadığımız her bir bilgi bize zan olarak geliyor. Allah Allah. Abi zan zıtsız da olabiliyor. Abi zanlı bir zıtlığı biliyordum. Ben öyle biliyordum en azından abi. Yani ben sizin için iyi olduğunuzu düşünüyorsam demek ki benim itibarı olarak bir kötü anlayışım var. Anlatabildim demek size. Evet var. İtibari olarak var ama ona da değer verilmiyor. Yani Adem Aleyhisselam cennette beka arzusuyla demek ki fani olduğunu düşündüren bir... Olduğu için onu zaten yedi. Evet. Beka bulurum diye. Aslında bekadaydı. Bekadaydı aslında. O zaman bulunduğu mekanı zıt düşünebiliyor. Zannedebiliyor. Zannedebiliyor. Beka bak zıtta var. Orayı fani niye zannetti? Nerede biliyoruz etti? Yedi ya. Yedi. O zaman zanda zıt da var. Cüz-i ihtiyarisiyle ista edemediği yese düşer. Unutmayın. İsta edemediğimiz içeriye giren her şey ya zan, ya şüphe, ya tereddüt, ya yeis, ya vehim, ya da vesvese olarak bize döner. Döner yani. Bir şekilde alır onu. Mesela seyrettiğimiz her bir film vesaire. Bize dönecektir o. Soktun ya. Mesela bir yemek yedik. Ali. Şimdi tabak yemek yedin. Debilir misin ki hiç vücuda bulaşmadan çekip gitsin? Vücuda bulaşmadan bağırsaktan gider mi yemek? İçeriye attığımız filmler, sesler iyi veya kötü. Sana bulaşmadan yok olmuyor. O zerreler zaten ölüydü abi. Sen de canlandı. Evet. Filmler de canlanacak. Hepsi canlı. Zaten içeride her şey canlıdır. Ölü bir şey yok. Dışarıda cansızdı. Islah etmek nedir Aziz Bey?
Ya ıslah nasıl oluyor? Ona girmedik bak. Ya ıslah olmayan taraflarımız bize yese atmaya kullanır şeytan. Şüphe, yani ıslah diyebilmem için çalışmam lazım ıslah. Lugatın dersen kontrol altına almak. Yani menfaata dönüştürmek. Ama ben böyle şeylere tatmin olmuyorum. Şu ıslahı okumam lazım, bilmiyorum. Kalp, ruh, dimağ. Ve ıslah nasıl olacak? Şüphe, zan, küfür, dalalet. Bak şüphe bir, zan iki, küfür, dalalet. Bunlar hepsi tasavvurdalar. Küfür aynı zamanda tahilde de var, küfür tasavvurda da var. Çünkü bak diyor ki izahında bak, çok acayip. Çünkü hem tahayyül bir, hem tevehüm iki, hem tasavvur üç, hem tefekkür dört. Tasdiki akliden ve izani kalbiden ayrıdırlar, başkadırlar. Çetik yaptım şeye. Allah Allah. Yani tahakkülde abi, tefekkürde tahakkülde kapı. Ama tasdiki akli, yani tefekkürle tasdiki akli farklı farklı şeyler abi. Evet bak şimdi onu çizeceğim şimdi. Aşağıda bir şey yazdım. Yapmışım. Hakikatların ara formatları gibi duruyor. Hangileri tevehüm, tefekkür, tasdiki akli, izani kalbi. Bu dört tane de ara. Şimdi çizeceğim ben. Tahayyül, şöyle yapayım. Arkada yer var mı abi? Oo, bombuş, çok güzel. Burada tahil, tevehüm, tasavvur yazmışız ya, onun arasına devam edebiliyor mu? Yeni yazalım abi. Hasan abi, serbest bölgede bir yardım edelim. Tamam, duysun. Hayır, geçemeyiz şimdi. Geçelim, İnşallah. Hayırlı yerimiz olsun. Tabii yerimiz büyük yer olsaydı böyle uğraşmayacaktık. Ama böyle uğraşmasaydık da büyük yerin kıymetini bilmeyecektik. Böyle serte selin babından söylesek bile işimiz yarar. Allah'ın kader ilahisi 1500 kişilik olan bir salona ders çok yaptım. Mesela Ankara'da davet ettiler, Bursa'ya davet ettiler, Adana'da yaptım. Belki de 2000'in üzerinde Hollanda'da Eindhoven denen bir yerde yaptım. Şey, basket sahasını nurcular almıştı. Dershane yaptılar. Yani 2000-3000 olsun rahat. Aynı öyle. Ama bu dersler bambaşka çekirdek. Ama bu kadar fakirimiz var. Çekirdek de küçük yerde. Mesela bir ailelere seslenmiştim. Evimiz dar, çocuğumuz çok. Şükredin. İnsanı koyacak yeriniz olmaz. Öyle yerler var ki insan koyacak insan yok. Yeter ki insanı koyacak, bir yer koyacak kadar yeriniz olmasın ama koyacak malzemeniz insan olsun. Evladın çok ama yerin dar olsun. Yerin çok geniş, evladın yok. Evet. Çok kötü. Mesela dört aileydik, hem teneffüs ettirdim size. Babalarım, sizinkilerde öyleydi de. Amcalarımla babam, dört kardeş, hepsine bir oda vardı. Mübalağa etmiyorum. Ben çok iyi hatırlıyorum. Babaannemi, dedemi ve dedemin annesi sağdı. Büyük ana. Hepsine bir oda vardı. Bir oda vardı. Ben dedemle babaannemin orasına yatıyordum. Her bir kardeşi bir oda, biliyor musunuz? Koca adam. 2-3 tane çocuğu var. Hatırlamıyorum, yalan demiyorum. Kavga gürültü hatırlamıyorum. Çünkü gönülleri çok genişti. Yerleri dardı. Mesela birisi var. X birisi. Diyor ya, kız da büyüdü. Oğlan da büyüdü. Aynı odada olmuyor. Ne olacak? Hocam diyor. Abi ne olacak diyor. Yani ne yapacağız diyor.
tamam mı? Mutlaka bir çaresi bulunur. Sonra, bunu söyledikten sonra, geçmiş tabii 5-10 sene, şimdi aynı insan bana ne yakınıyor biliyor musun karı koca? Çocuklar işe girdi diyor. Kız diyor, okudu diyor, bilmem ne yaptı, evlendi gitti. Evlendi gitti. İnan diyor, bir tane bey, bir de ben. Koca aynı, eve geliyorum şimdi ağlıyorum odalara. Keşke onlar olsaydı çok. Hiç kimse yok. Allah bile insansız kainatı yaratmadı. Ya çok hoş. Allah kimseyi kimsesiz bırakmasın. Amin. Ağır bir şey. Kabir, niçin kabir biliyor musun Nurhan? Tek olduğun için. Ölüm bile o kadar dehşetli değil çünkü yanında bir siyasi okuyor Mehmet kardeşim. Kabir tek, yalnız. Sonra ondan sonra başlıyor. Mikel Mekil genişliyor, kimsesizliğin gidiyor, ah bitiyor artık. Yani bir dönem vardır doktorum. Öyle kısa bir dönem şerp diye geçince biraz oraya dişini sıktı. İşte o kadar olacak. Sanki ben olmayacak. Ya onu da hissetmeyeceksin be kardeşim, şehit olunca. Ubeyd denen bir talebem vardı diyor, yerin altına menzil yapıyordu diyor. Beni vefat etmiş biliyor, bana çok üzülüyordu. Oysa kendisi şehit olmuş. Ne tuhaf alem. Acayip bir, Allah hakikaten Allah'lık yapıyor. Bak, tahayyül. Tasavvur. Taakkul. Malum bizim şey. Sanki Allah-u Alem taahhülle tevehüm bunun arasında da tefekkür mü? Tefekkür kür tefekkür taakkul, taakkul, tasdik. İzanı kalp. Ara geçişleri gibi bir şey ya. Çok tuhafıma gitti ya. İki kapılı. Var var, onunla da ilgili bir şey var ya. Dur bakayım. İzan-ı kalbi mi? İzan-ı kalbi var ama. İzan-ı akli de var diyorduk galiba. Ha, birinci olmamış. İzan, ikinci ama izan. Olmaz. İzan-ı kalbi biraz herhalde vicdanla izan arasında olan bir şey. Şimdi ana gibi ben çok düşündüm, tamam mı? Bu metinde öyle geçiyor ama çünkü bak tahayyül, bak hem tahayyül, hayal eder misin? Ben elimi koyuyorum. Tahayyül, tevehüm, tasavvur, tefekkür, tasdiki akliden ve izan-ı kalbiden ayrıdırlar, başkadırlar. Tamam mı? Hakikatların ara formatları gibi duruyor. Bak şimdi. Tahayyül. Bu aralarına bu girmiş. Fakat sonra baktım ki tabii bir kelime bir yerde ima eder, icmal eder, tafsil eder, işaret eder, remz eder. Fakat
bir yerde de ta kendisini söyler. Ben bunların giriş kapısı olarakmış. Yani buradan buna girirken bu kapı kullanıyorsun. Şunlar şuna girerken. Yani sonrakinin ne dahil onun kapısı. Kapısı dahil değil ama. Tefekkür tahakkülde tevehüm tasavvurda demiştik. Tasdikte o zaman da tasdiki akli orada olacak. İzanı kalbiyle izanda olacak. Ne yaptık? Hani ikincilere verdik onları. Oraya verdik canım. Buna verdik. Aha. Yani kapı yaptık. O kapı. Verdik derken o ne anlaşılıyor? Çünkü yani vesaire yaptıktan sonra tasdik akliden ve izanı kalbiye bakar insan mesul değil. Kasten olmamışsa. Çünkü cüz-i ihtiyarın alt tabakaları bunlar. Onlar bir derece serbestler, cüz-i ihtiyarı pek dinlemiyorlar. Teklifi din altına çok giremiyorlar. Şimdi buna bak, şimdi buna bak diye bir yer iş yapıyorum. Bunu kaldırabilir miyiz veya? Allah razı olsun, bu teknolojiler bana güzel hizmet ediyor. Lemalar 75. Bak, Lemalar 75. Ne acayip bir yer ya. Bir şey söyleyeyim size. İmam Şafii demiş ki, sırf Nas suresi gelse, Asr. Sırf Kur'an olarak bize yeterdi. Ben bütün vicdanımla söylüyorum. 13. Lema sırf yazılsaydı, Asr-ı Müceddidliği itibariyle yeterdi bana. Külliyatı ömrüm geçerek, hazmederek söylüyor. Kader Risalesi demiyorum, Tevhid Risalesi demiyorum, Haşir Risalesi demiyorum. Hepsini cem etmiş. İnsanı anlamlandırma adına. Niye namaz kılmıyor? Çünkü kendini tanımıyor. Niye kadere iman edemiyor? Niye kendisini tanımıyor? Bana ne sorarsanız sorun cevabı, kendini tanımıyor. Bir insana kendisini tanıttıktan sonra, ha bana namaz lazım, ha bana oruç lazım. Ha kadere iman, insan tanıdıktan sonra hakikaten Allah bile beni mi tanımak istiyorsun? İlk önce kendini tanı dedi. Ben arife nefsim, fakat arife Rabbim. Kendini tanıyan Rabbim tanır. İlk önce kendini. Tamam. 13. lema kendini zıtlarıyla bak. La ilahe illallah ile beraber. La ile olumsuzlayarak olumluyor. Çok tuhaf ya. Bir okursak mesela beraber. Bak, la ilahelerdir. 13. lema. Bu şey bitince kesiyorum. Ders bugün bitecek. Tamam, ona göre dinleyin. Tamam. Bu keseceğim bak. Karşıki sayfaya kadar geldim, kesiyorum. Kim esnedim acaba? Esnemeden değil. Yok değil. Çünkü bu ağır ders. Bunun üzerine bir şey koymak istemeyeceğim. Şu okuyacağım yer. Çok önemsiyorum ya. Şu okuyacağım yer. Ye isten seni kurtarıyor. İnsan olduğunu söylüyor. Yaptığın günahlardan bir özürün oluyor. Hani dedi ya. Yani ben işareticazda melekler itiraz etti. Ya Rabbi kan dökecekler mi yapacaksın? Ben onlardan takip ettiğim şeylere bir gaye var. Onun için günahlarını kale almıyor. O sıra binaen, he. O sırrı nazara alarak kale almıyor. İşte sır burası. O sırrı inkişaf ettiren? Ettirdikçe rahat ediyorsun. Kendi kendini yemiyorsun. Bunu nerede lazım olacak biliyor musunuz? Şimdi de lazım olacak ama Allah aşkına. Çok sekeratta bulundum. Çok insanlara Kur'an okudum. Bazılarına ders yaparken öldüm. Ölüm anı sekerat. Çok yanında bulundum. Kur'an okumaktansa ben ona yeiste alakalı olmaması adına ümit olan Allah'ı anlattım. Allah'ı insan hakkıyla bir derece bilse var ya, yani mükemmel bir kucağına atlar yani. Böyle atlar Allah'ın kucağına böyle. O kadar böyle bir tatlı bir Allah var. Endişe edecek bir şey yok. Yani ona bir sürü pislikler var, amalar var. İşte bu amaların tahliyesi bu. Özür dilerim, affınıza sığınırım. Kötü bir misal ama şehrin
pisliği var ya, gidiyor arıtılıyor, o su içecek duruma da getiriliyor biliyor musunuz? Bu arıtma tesisinden bahsedeceğim şimdi. Şehrin pisliğini arıtıyor, faydalı olarak sana döndürüyor. Eskiye yapınca. He bak şimdi, daha mükemmel, muh. Nefesimi kesen bir yer. Bir ders olsa ki, ya buraya atfen, ya kanuniyet olarak atlamayıp, buradan ders yapmamış olsa, yani anlatmamış olsa. Şunu. Meleklerin üstüne taşıyan yer burası. Evet, insanı meleklerin üstüne taşıyan yer. Lemalar 75, son paragraf. Hem insanın latifeleri içinde, ama kısa keseceğim, uzatmayacağım burayı. Teşhis edemediğim, ama lema, sözler 278'de bir iki latifeyi orada söylüyor. Şimdi okuduğumuz yer. Evet, 277 idi. Arka sayfası 278'de. Orada gitmiş. Dedim ya, bir yerde icmal eder, bir yerde tafsil eder. Bunu bilmesen, bir yerde kanuniyetini söyler, bir yerde suretini söyler. Sureti olarak teşhis edemedim. Kanuniyeti yakaladı bak şimdi. Hem insanın latifesi içinde, letaifi içinde teşhis edemediğim bir iki latife var ki ihtiyar ve iradeyi dinlemezler. Belki de mesuliyet altına da giremezler. Giremezler deyince benim dışında çalışan bir şey. Tamam. Üste zaten hemen şey yapayım, giremezler diyor. O sözler kalbinden gelmiyor. Belki lümme-i şeytaniyeden geliyor veya şeytan tarafından ihtar ve tahayyül ediliyor. Şeytan tarafından. Şurayı yapalım bak. Üşenmeden şunu yapacağım bak arkadaşlar. Şurası bak. Bildiğimiz bir yer. Ben şunu koyacağım. Arkadaşlar, o cümleyi okur musun? Bir daha okudun Osman. Osman okur musun? O abi? Sözler kalbinden gelmiyor. Bir dakika dur. Bak. Burası kalp. Kalp. Şurası. Bak dur. O zaman tamamını okuyayım abi. Yani daha düzgün olsun ben. Uzatmayayım diye söylüyorum. Hem bazen şeytan kalp üstündeki lümmesi cihetinde Cenab-ı Hak hakkında fena sözler söyler. O adam zanneder ki onun kalbi bozulmuş ki böyle söylüyor. Titriyor. Halbuki onun titremesi ve korkması ve ademi rızası delildir ki o sözler kalbinden gelmiyor. Belki lümme-i şeytaniyeden geliyor. Bak şuradan gelmiyor. Lümme-i şeytaniye kalbin bitişinde içinde değil. Tamam şunu sokayım da çekeyim. O sözde bir daha söyler misin? Bak özür dilerim. Hem bazen şeytan kalp üstündeki kalp üstündeki lümmesi cihetinde bitişik. Cenab-ı Hak hakkında fena sözler söyler. Allah'a küfür ediyor. O adam zanneder ki onun kalbi bozulmuş ki böyle söylüyor. Buradan geldi zannediyor. Buradan geliyor. Buraya atıyor. İnsan zahirde buraya bakıyor. Buraya bakıyor. Burayı nereden geldiğini bilmiyor. Bu okun şuradan geldiğini ne demek ya? Peki buradan geldiğine delil nedir? Her olumsuzlama buradan gelir. La ilaheler olumsuzlama. Her olumsuzlama buradan geliyor. Allah var mı? Niye var? Ya bırak ya bizi şey yapıyor, şöyle yapıyor. Hep buradan geliyor. Evet. Lümey şeytaniyeden geliyor. Böyle söylüyor. Titriyor. Titremesi. Halbuki onun titremesi ve korkması ve ademi rızası delildir ki o sözler kalbinden gelmiyor. Belki lümey şeytaniyeden geliyor. Şuradan geliyor.
veya şeytan tarafından ihtar ve tahayyül ediliyor. Hı. İhtar ve tahayyül ediliyor. Tahayyül ettiriliyor. İhtar ettiği taraf. Şimdi arkadaşlar bu neresi bu neresi? Buraya atıyor. Niçin buraya atıyor? İlk önce arka tarafında şöyle diyor. Şeytan ilk önce şüpheyi kalbe atar. Şeytan şuradan ilk önce derdi şu. Şüpheyi attı. Allah yok diye. Kalp kabul etmedi. Kalp kabul etmese o şüphe şeytme döner. Bu sefer kalp kabul etmeyince küfür ediyor. Küfür edince buraya küfür ediyor. Burası kabul etmedi, kapattı. Ama insanoğlu buradan geldiğini değil, buradan geldiğini zannediyor. Buraya atıyor. Küfür bu. Bak burası şeyt. Yani küfür, bak küfür burası. Şuraya atar. Şirk. Kabul etmedi, şeytim buraya geliyor. Şeyt. Şuraya. Şuraya atar. Şeytim oluyor. Söz, onun sözü. Cenab-ı Hak hakkında fena sözler söyler değil mi? Şeytim işte. Fena sözler söylüyor. Bak bir daha silip yapıyorum. Küfür hangisi oluyor? Bir daha var. Önceki sayfada Allah hakkında ne yapar? Şüpheyi atar ilk önce. Bir daha yapıyorum. İyi dikkat etmenizi istiyorum. Bunu çok lazım olacak. En azından çok çözüm. Şeytan burada abiler. Bunun içinde değil. Bu borazardır. Bunun dışındadır. Şeytan da dışarıdadır. Şeytan. Bunun içinde değil. Buna öfler. Bu alettir. Aleti şeytan. Tamam mı bak? Şeytan bununla buraya, buraya öflüyor. Buradan iyi dinleyin bunu. Lütfen kaçırmayın. Bunun içine ne atar? Şüphe atar. Şüphe atıyor. Şeyt değil. Şüphe atıyor. Mutlak çok farklıdır. Bak şüphe. Kur'an'ı çok âli zannediyorsun diyor ya abi şey. O kullanabilir miyiz onu buradan? Hayır. O tarih, yine o... şeytan atıyor işte. Yazık camindeki mevzusu burada değil mi abi? Abim laf dinle. Onlara geçme şimdi. Beyazıt'tan Süleyman'ı iyi bırak. Bir daha. Kalp ayrı. Lümey şeytan ayrı. Adam ayrı. Kalbin üstünde diyor. He, kalbin içinde, içinde değil. Üstünde ya. Üst. Şimdi şeytan aleti vesvesedir bu. Bu alettir. Buraya öfler. Ne? Ben öflüyorum. Buraya. Ses buradan çıkıyor ama ben öflediğim için ona ben yön veriyorum. Elle. Ona ben şekil veriyorum. Buraya ne atar kalbe? Şüphe atar. Şüpheyle şeytmi ayıracağım şimdi. Kalp ne yaptı? Bloke etti. Defadan. Seni mi dinleyeceğim? Sistemin bana çalışmaz. Yani bana çalışmaz. Deyince şeytan bu sefer kalkar. Sen misin bana? Sen misin kapıyı açmadın? Şüpheyi. Döner buradan, şuradan, ha buradan, buraya şeytim. Direkt oradan oraya. Şeytim, fena sözler. Yani Allah hakkında peygamber hakkında hakkında fena sözler. Söyler. Tamam mı? Şimdi bunu bilse o vesveseciler, ya benim ne kadar kalbim bozulmuş, alçak, namusluğum falan. Sonra senin dediğini uygulayacağız. Camideki. O kafanda duruyor. Sistemi ilk önce anlayalım diye. Tamam. Buraya attık mı abi şeytmi? Niye şeytmi? Şeytin ikinci sıradadır. İlk önce şeytmi atmıyor. Şüpheyi atıyor. Allah var mı canım? Niye görmüyoruz ki? Gibi böyle basitçe klasik. Şüphe suresindeki VSS derken yani abdestin var mı yok mu? Yani varı yok mu? Evet o da şüphe. Abdest de öyle. Abdest var mı? İmanın var mı? Allah var mı? Hep var olan üzerine kurulur. Vesvese varı yok etmek ister. Vehim gibi değil. Vehim şuradadır. Olmayan düşünceyi var. Burası olmaya ölünce elimi böyle yapıyorum. Olmayan düşünceyi var zannediyor. Şüphe ise var üzerine kurulmuş. Bak bir şüphe. Nereden olur? Yoka şüphe olmaz. Vara şüphe olur. Tamam. Vara şüphe olur.
Şüpheyi kaybettin mi? Yemedi. Defalar dedi. Tamam, devam. Sonra dedi ki, dur. Benim daha birinci, burası bu. Şimdi dimağı atacağım. Şöyle kafaya bir serbest bölge var. Herkes geliyor, malzemesini satıyor ya, vergi mergi yok nasılsa. Devlet sormuyor. Serbest bölge, herkes malını satıyor. İsteyen istediğini satıyor. Attım. Şuraya attı ama şüphe atmıyor. Çünkü niye? Şüpheyi attı katta. Dima niye şüphe atmıyor da şey atıyor? Çünkü şüphe delille, burhanla, ispatla yok olur. Şüpheyi atsa bu zaten duman attırır burası. Şehit mi atıyor? Kötü sözler. Ya öyle mi? Allah yani niye şey yapsın? Bak şu Allah inkar ettirmiyor. Tamam da senin hastalıktan zevk mi alıyor? Senin ihtiyacın Allah için hiçbir şey. Peki seni niye şey yapmıyor? Allah seni unuttu ya. Bu kadar işler için Allah seni mi hatırlayacak ya? Ya o diyor, tamam mı? Bak şüphe değil bu. Allah'la alakanın kalitesini düşürüyor. Hani eğer şüphe atsa buna şüphenin ortadan kaldırıldığı bir yerdir. Delil, burhan, hüccetlerin ispatlarının olduğu yer. Nereye ne atacağını biliyor. Buraya şüphe, buraya galis tabir. Anladın mı? Çünkü mantıkla gitmez o. Biraz önce tayin ve tasavvuru şey yaparken, tayin ve tasavvurda ikisinde de şüphe var, tasavvurda da şüphe ve zan var dedik. Çünkü bu altyapısı bu. Ondan. Dur. Attı mı? Şey, attı. Şimdi buraya attı ama bu şey neyi tazamın ediyor? Şüpheden sonra olduğu için bu şey aslında şeytimin altında Allah hakkında, peygamber hakkında öyle şey yapıyor ama öyle bir soru soruyor ki soru aynı cevap şüpheyi getiriyor. Şüpheleri de şüpheyi tazamın ediyor. Ama abi bir şey söyleyebilir miyim? Özür dilerim. Şimdi bir yere gidersiniz, bir iş göremezsiniz de sonradan onu tanıyan birisine vasıtasıyla ona ulaşırsınız. Şimdi buradan sen abi diyelim ki kalbi şüpheye attı, kalp yemedi. Bu sefer dimağa şetme atıyor. Ondan sonra süzüle süzüle izan ile tekrardan kalbe dönüyor olabilir mi Hasan abi? Dönecek tabii. Evet. Oradan da değil mi yani? Oradan tepesine binecek. Oraya götürecek. Oraya tepesini götürecek. Bak, şunu sistini. Buraya geldi. Attı mı bu? Burada neyi uyandırıyor? Tahayyül etasını şüpheyi uyandırıyor. Bunun ilk önce girdi ya, bir gireyim de. Direkt şüpheyi atmıyor. Şetme atıyor. Şetin de kastısı şüpheyi uyandırıyor. Tamam. Allah şekillendirmeye çalışıyor. Sonra buralara buradan gireceğini kalbe anladı. Direkt atamadı. Ben buraya buradan geleyim dedi. Şimdi. Başka yolla deniyor. Tamam. Oysa şeytan kalbin yanında. Ama dimağını yaptı. Fethedemedi. Aklından, dimağından fethedecek. O zaman tahayyülü tasavvur ettirdi şüpheyi. Ondan sonra ne yaptı? Tevehüm ettirdi. Yani tahayyülle tevehüm arasındaki giriş kapısı tevehümdür. Giriş kapısı da ayrı bir berzah değil. Bunun içerisindedir. Ama tahayyülden tasavvura tevehümle geçiliyor. Bunun ilk kapısı budur. Sonra tasavvur ile taakkul arasında süzülme tefekkür oluyor. Tefekkür aklın giriş kapısıdır. Sonra taakkul ile tasdik arasında bu tasdik-i akli, akılca mümkün olanları aklın yapısını daha bu sanki tasdik etmiş gibi tasdik-i akliyedir. Aklın tasdiki geldi. Burada olsa, buranın olsaydı ilim olurdu. İlim tasdiktir. İlime dönüşmedi daha. Sonra tasdik ile izan arasında tasdik izandır. Yani ilimdir ama izanın kapısını açtı ama daha izan değildir. Eğer buradan aşağıya inerse izanı kalbidir. Onu yapmadık, tamam mı? Buradan aşağı inerse izana giremiyor ama değil mi abi? İzana girmeden çünkü izana girmedi daha. Hı hı. İzanı kalbidir. Kalbin kendisinin onayladığı bir şey değil daha. Kendisi değil. Şöyle olabilir mi abi? Bir kısımda ustalar orada yani kapıdan ziyade kuvvelere mi işaret ediyor? Hangisi? Mesela burada şuradaki kısmı, buradaki kuvve-i vahime,
kuvve-i değil mi? O şekilde var. Var. Kuvve-i vahime var. Kuvve-i vahime burada devrede, bu ikisinin arasında. Burada kuvve-i müfekkire devrede. Burada kuvve-i akliye devrede. Akıl taakkulden tasdike geçiriyor. Yani buradaki kuvvelerin fonksiyonu var. Kuvve-i vahime var. Tahayyüldeki bir şeyi tasavvura taşıyor. Geçiş kısmı gibi ama kuvve noktasından bakıyorum mevzuya. Kuvve-i müfekkire var burada. O çalışıyor. Bunu buraya alıyor. Burada da kuvve-i akliye var zaten. Taakkulü tasdike geçiriyor. Burada ne var dedin? Kuvve-i akliye mi var? Bunun arasında evet. Bu akıl var zaten. Bunun arasında? Burada kuvve-i müfekkire var. Burada buraya kuvve-i tevhid var. Kuvve-i vahime. Evet doğru. Çünkü bunun bağlayan bir enerji kaynağı. Yani kuvveler noktasından bakarsak, çünkü şunu sordum. Taakkulü tasdik eden hangi kuvvemiz var? Akıl tasdik ediyor zaten. Yani alıp buraya bu tarafa geçiriyor. Başka bir cihaz var mı? İçin taşıyan taşıyor. Kuvve-i tasdikiye bağlayan bir kuvve-i tasdikiye var mı? Yok, öyle bir ayrı bir kuvve yok. Yok. Bunu akıl tasdik ediyor gene. Onun evet. Üstü kuvve-i akliye. Gibi. Şimdi bu o senin söylediğin şey de bu külliyatta geçen sarihler bunlar. Yani kuvvet daha ileri gidebiliriz. Şimdi şey geleyim. Dur bakayım ne yapacak. Ondan sonra keseceğiz. İhtiyar ve iradeyi dinlemezler. Belki de mesuliyet altına da giremezler. Bazen ona da niye giremezler? Burası nasıl girsin ki? Giremez ki. Her daim benim kontrolüme nasıl girecek? Giremez. O zaman insan basit olur, melek olur. Mayenleşir yani. Giremezler. Bazen de o latifeler hükmediyorlar. Bazen tahayyül ve tasavvur namazda bize hükmediyor. Veya hastalıkta yatakta yatıyorsun. Vehim veya tasavvur hükmediyor. Olan mezarda şu olacak, bu olacak falan yatakta yatıyorum. Yani hayal ettiğin, düşündüğün şeye bürünüyor ya insan, o oluyor ya. Mezarlığı hayal ediyor, ölmüş gibi oluyor. O zaman tepki öyle veriyor. Öyle veriyor. Bazen o latifeler hükmediyorlar. Hakkı dinlemiyorlar. Hakkı dinleyecek şey yok ki burası. Hakkı dinlemiyorlar. Yanlış şeylere giriyorlar bunda. Bunsuz. Alta koyunca cüz ihtiyarı dinlemiyor, dinlemeyen Allahu alem tahayyül ve tasavvurdur. Bunlar bir derece serbesttirler. Cüz ihtiyarıyı pek dinlemiyorlar. Teklif-i din altına çok giremiyorlar. Yani giriyorlar ama çok giremiyorlar. Tasdik ve izan öyle değiller. Bir mizana tabidirler. İzahım şimdi. İnsanın mesuliyeti tasdikten ve izandan sonra başlıyor. İnsanın mesuliyeti tasdik ve izandan sonra başlıyor. Akıl berzahtır. Ondan sonra bir daha insanın mesuliyeti tasdikten ve izandan sonra başlıyor. Çünkü tasdik ilimdir, izan kalbidir. Taakkulu atlaması Allahu alem akılsızların, şuursuzların yani delilerin ehli fetretin muhakeme ve muvazenesini kaybedenlerin akıldan kıt olanları mesuliyetten ya az olsun ya da hiç olmasın diye aklı mahvediyor. Yani insanın mesuliyeti akıldan değil tasdik ve izandandır. Olması akılsızlar ne olacak? Muvazene ve muhakemesinin kıt olanlar var. Düşünemiyor bu dersi. Anlayamıyor. Hatta işaret edeceğiz da şöyle bir şey var. İmanı mesela şöyle şöyledir diyor. O hemen bir soru var altında hatırlarsınız. Böyle bu şekilde senin gibi imanı tasvir edemiyorsa, iman yok mu? Tasvir edememesi olmadığına delil değil. Natıkası öyle yapamıyor. Muhakemesi öyle cümle kuramıyor. Tamam mı? Kuramıyor. Mesela aklında şey yok. Süreyi ezberlemiş. Elham bilillere bilelim. Çellahu mevhem. Okuyamıyor ya. Yani aklı onu ne demektir bilmiyor. Mesela imanın esası kaç tanedir diyor. Soruyorsun. 6 tane say diyor, sayamıyor. Sıra mesela benim diğer Müslümana sırasını söyle bakayım. Allah'a iman,
ahirete iman, kitaplara iman, sırası böyle değil işte. Onun imansız olduğunu göstermiyor. Yani onun için Allah-u Alem önce şu taakkulu kaldırarak insanı mesul eden tasdik ve izan olması yetiyor. Ama sen Allah'ı tasdik ediyor musun? Evet. Ama Allah tanımıyor. Allah'ın sıfatlarını, zatı ve subutu sıfatlarını tanımlayamıyor. Peki Allah Ali tanımlayamaması ve rahmeten bu tasdiki ona şart koymamış. Tanımlayamaması imanı olmadı, iman etmediğini değildir diyor. Tam çünkü usul ve sistemi şey bilmiyor ama neticeyi yapıyor. Şimdi gelelim şuraya. Bu aradaki formatlar Allah-u Alem arada şey gibi gözüküyor ama giriş kapısı olduğu için onlar kuva ve güçtürler. Çünkü tefekkür de şeyden veya dediğimiz bunlar enerji paketleri, güçtürler. Ara formatlar bununla bağlanılıyor. Ara gibi gözükürken bunlar biri sonrasına aittir. Okulda da öyle. 3.5'tan 4, 4.5'tan 5, 7.5'tan 8. Her buçuk geri değil ileri alır. Veya kuvveler olarak düşünülebilir. Kuvve ama müstakil bir vücutları yok. İliş kapıları ve enerjidir. Şimdi bugün buraya kadar. Şimdi gelelim şey Yasin'in de şey olmasın. Mesela Beyazıt şey Camisi'nde Kur'an'a karşı bir şüphe attı adam. Ustadın direkt vicdanını açtı. Vicdan çok rahatsız oldu. Kalbini attı. Kalbini attı. Sonra münazara başladı. Sen nasıl diyordun şey Yasin? Dedim kalbe karşı şey, Kur'an'a karşı şüphe iras etti şeytan. İnkar etmedi Kur'an'ı. Bak Kur'an yanlıştır demedi biliyor musunuz? Bak, Kur'an yoktur. Kur'an beşer kelam. Bak şimdi. Veya Allah yoktur demiyor. Allah'ı direkt yoktur derse o kadar gerizekalı değil şeytan. Onu insan reddeder. Yoktur olur mu? Ama onu ortadan kaldıracak ilk yöntemi kullanıyor. Şüpheyi atıyor. Mesela bir insana çocuğa eğitirken bir şeyi reddetmeyin. Reddedeceğinizi sonra söyleyin. Ama niçin reddedileceğini önceden söyleyin. Şeytan Kur'an'ı inkar edecek. Ama Kur'an böyle bir kitap yoktur. Ne alakası var demiyor. Bir meşhur kelamı arz et diyor. Yani tamam Kur'an'dır kabul edelim ama bir insan böyle bir şey yazamaz mı? Bak diyemedi. O şüphe değil mi abi? Şüphe işte inkar değil ki o. Onu diyorum işte abi. Hmm. Şüphe inkar değil. Kur'an ya. Ne Kur'an'ı ya? Bu inkar işte. Hmm. Şüphe bak diyor ya beşer böyle bir şey yazamaz mı? Hmm. Tam yazamaz. Beşer kelamı deme. Allah kelamı deme ortada bak. O gerizekalı. Böyle âli bir eser. İnsan, Allah'tan başka benimdir diyen var mı diyor. Usta nasıl çakıyor ona? Kur'an benimdir diyen Allah'tan başka kimse var mı insanlardan? Yerden yere vur. Ondan sonra diyor ki yok. O zaman diyor âli bir eser. Kim benimdir diyor. Allah onun eline ver diyor. Ondan başka benim elimdir diyen var mı? Yok. O zaman Allah'ın eline ver olmadığını ispat et diyor. Niye diyor daha ispat olmadan elinden alıyorsun? Adam yemiyor. Sonradan diyor ki ben sana bir şey yapamadım ama diyor. Beni dinleyen o kadar ahmak var ki diyor. Bunlar bana yeter diyor. 15. sözde bu münazara anlatıyorum. Acayip bir tiyatrosal anlatım da yapıyor ama vakadır. Kendisini görmedim ama sesini işittim diyor. Allah. Sultanahmet değil Beyazıt. Evet. Nerede? Beyazıt'ta. Neden diyor abi? Neden? Evet. Neyi neden? Neden Beyazıt diyor? Bir yani boş yani öyle tevafuk. Sultanahmet değil, Ayasofya değil. Ondan sonra Beyazıt Camisi'nde hafızları dinliyordum diyor. Yani ihlaslı hafızları dinliyordum. Peki İhlaslı Beyazıt Camisi'nde neden? Neden İhlaslı hafızların sohbeti Kur'an'ında oluyor? Neden en büyük şeytan Mekke'de? Orada İhlaslı demiyor sanki abi, ona bakmıştık. Öyle mi? İhlaslı demiyor mu? Baktık ona bir. Ne diyor? İhlaslı hafızlar demiyor mu? Bir ara gene mevzu olmuştu. He bir bak hele, ben kafamda kaçtı ya. Hafızları dinlerken, hep İhlaslı. Hafızları dinlerken ne oldu diye İhlaslı mı diyor? Bir bak da ondan sonra keselim. Yok sen dedin ya. Aslında onun cevabını akşam Settin verdi aslında. Neydi o? Versin kendisi. Şeytan diyor şimdi bacak bacak üstüne atmış dinleniyor diyor. Onların vazifesini diyor alimler yapıyor diyor bu devirde. Doğru söylüyor. İmam Rabbani diyor ya. İmam Rabbani diyor. Şey bir daha diyor.
Şiiler ve Vahabiler şey yapıyor. Abi İhlaslı Hafızları dediği 8. ricada geçiyor abi. He. Orada küllü nefsin zergatül mevt hakikati ilan etti, kulağımdan girdi vesaire mevzusu var. Orada İhlaslı Hafızlar diyor. Orada değil mi? Orada küllü nefsin zergatül mevt mevzusunu şey yapıyor. Onun devamında ne diyordu? 8. ricada abi. Ama bizim demin sizin anlattığımız mevzuda işte 15. sözde Ramazan-ı Şerif'te İstanbul Camii, Beyazıt Camii Şerif'inde hafızları dinliyordum diyor. Ha tamam. Yani İhlaslı Hafızları dinledi, küllü nefsin zayikatü mert tefekkürü kısmında. Hasan abi bir şey söyleyebilir miyim? Yani tam onun şeyin şu sistemden biraz daha farklı bir namaz kılacağız ama. Yok yok, çok kısa bir şema olabilir mi acaba? Yani şu hani kafirin ve müminin diye ayırdığımız bölüm var ya Hasan abi. Ha diba. Evet. Şimdi tahayyülü tasavvurun Hasan abi. Tahayyülü tasavvurun içinde. Hani diyoruz ya meclülü ben şey yaptığım zaman kendimi. Ben de ondan var, onda da benden var. Diyoruz ya Hasan abi. Şimdi burada öze in en kesife doğru git. Elimizde bir tek tahayyülü tasavvur kalıyor. Dolayısıyla tahayyülü tasavvurun içinde bir bir taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat ayrıyetten olabilir mi Hasan abi diye düşünüyorum. Yani çünkü aslında itikat sana diyor ama diyor, itikat değil diyor, halbuki tasavvurda diyor. Şöyle vardır, bunlar etkiliyor mu? Evet. Otomatik de bunlar da etkiliyor burayı. Yani mesela itikadı düzgün olursa tasavvuru da düzgün oluyor. Abi bir şey etkiliyor. Çok çabuk bir şey. Bunun içinde söylüyorsun. Anladım ben onu. Bunun için anladın ama. Onu etkiliyor diyorsun sen. Ama diyorum ki yani burada bu değil aslında. Anladım. Bunun içinde bir taakkul, tasdik, izan, intizam olmaz mı bir sistem? Evet. Ama sari yok böyle bir şey. Sen o zaman zanda var yani. Çünkü zanda dimanda meratip var diyor. Bunların içerisinde ne var bak? 30-40 tane madde var dedim. Değil bunlar, madde var bunun içinde. Okuyacağım onu, 30-40 tane defterde gösterdim ya. Düşünce var, zan var, şüphe var, tamam mı? Bu tasavvurun 40 taneye yakın sıfat var. Hani daha neler var ya? Acayip şeyler var ya. Bunlar da böyle burayı etkiliyor. Buranın çapını, yani mesela diyelim ki itikadı sağlam kardeş. Eylemi de çok güzel. Ne yapıyor? Buraya giriş var ya şeytanın. Terkini çoğaltıyor. Adamın canını okuyor işte. Buraya şeytan veremeyince burası susuz kalıyor. Ormanı kurutuyorsun. Ormanı kesmiyorsun. Yani kuyu dülüyor. Su versin canlanacak. Yani şu itikatların bak itikadı sağlam, iltizamı sağlam. Kalpten biri ileri alıyor. İlmi kaliteli. Burayı ne yapar? Etkiler. Etkilemesi ne demek? Takvasını artırıyor. Burayı şeyi kesiyor. Takva meniyattan ve günahlardan iştinab etmen kabloyu kesti. O zaman ne yaptı? Bunun canını okudu bunu. Kesti. Bağırıp çağırsın. O zaman burayı elinden geldiği kadar kontrolü aldı. Bir derece kontrolü aldı. Kesmezse şeytan kesiyor. Yoksa başka şansı yok. Burayı nasıl kesiyorsun? Bununla kesiyorsun gafur. Canını okuyorsun. Buraya hakim olamıyorsun bununla. Burayı etkileyen babalarını yok ediyorsun. Vahir davahum. Namaz kılacağız öğleyin. Enilhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha.